Survivor Connor Modern herkese günaydınlar. Sevgili Sema, Damla ile beraberiz. Ama tabii ki bugün kim bizlerle beraber? İhsan Tarkan. Artık böyle oldu İhsan. Yapacak bir şey yok. Hoş geldin, nasılsın? Hoş, sağ olun, sizler nasılsınız? İyiyim. Ya değişmişsin, bir böyle farklı gördüm seni. 3 günde. Daha enerjik, böyle bir daha enerjik, mutlu. Bir mutlu. Aa, böyle, evet. Ne güzel, ne mutlu. Ne güzel, yani nasıl geçti? Bizsiz yani olmak yorucu. Gerek. Yorucu. Özel görev olunca. Duydum sizin özel görev göndermenizi. Ondan sonra özel görevimizi tamamladık, geldik işte. Geldin, iyi. Tabii. Çok güzel. Aynen. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Simsiyah giyinmişiz. Evet. Evet, giyinmişiz. Aynen. Giyinmişsiniz. Yani Sema bizi bu şey yaptı. Sağ olsun. Aynen, Sema sağ olsun. Üç renk verdi masamıza. 3 böcek oldu aramızda. 3 böcek, hayır, ben, çiçek. Ben tamam. Siz İhsan geliyor diye ben son dakika. Ben son dakika geliyorum. Siz ikiniz birbirinizi görmediniz. Bir şey söyleyeceğim. Yani, siyah giymek kötü bir şey mi? Ben çok giydiğim için. Söyle ona göre Acun abiye söyleyeceğim bunu yani. Ha, kötü bir şey mi siyah giymek? Hep beraber giymek kötü bir şey. Evet, hep beraber giymek kötü bir şey ama ne yapalım? Ne yapalım evet, yani? Şu an ekrana giriyorsunuz. Yani lütfen yani İhsan Bey, yani zaten haftada bir geliyorsunuz, bari burayı karıştırmayın lütfen, rica ediyorum. Yani. Ben reklam arası tişört değiştireceğim arkadaşlar. Gerçekten mi? Evet. Ne renk giyeceğim? Elimizde çok renk yok biliyorsun. Açacağız ona bakacağız işte. Tamam, evet. İhsan bugün masaya renk katmak için tişörtünü değiştirecekmiş. Efendim, Sude elendi biliyorsunuz. Çok biz de üzüldük tabii ki. O da çok üzüldü. Birazdan onları da konuşacağız ama bir sürpriz konuğumuz var. Evet. Beyza Nur burada. Doğru mu söyledim ismini? Beyza Nur nasılsın? İyiyim, siz? Biz de iyiyiz. Biz Yemekteyiz'i izledik. Senin orada Damla ablayı ne kadar çok sevdiğini, Onur abine bir mesajla ilettiğini gördük. Ve seni buraya almak istiyoruz, evet, eğer müsaitsen. Damla hatta evet. Gel bir öpeyim. Çok güzel Beyza'nın bir... Beyza'nın masada gel, otur. Çünkü çok Damla güzel. Ablanın yanına otur, gel. Oh, çok tatlısın. Mektubunu okudum. Çok güzel şeyler yazmışsın. Sana teşekkür ederim. Önemli değil. Ben de seni çok seviyorum. Gel, birkaç soru soracağız, gel. Gel, otur biraz. Hakan abisi, İhsan abisini unut. Aa, bir dakika, İhsan'a yok mu bir şey? İhsan olmayınca. İhsan abiyi unutmuştum çünkü tatile çıktı, gelmez diye düşündüm. Tatil değil, Beyza Nur görev. Göreve gitti görev. İhsan abi, tabii evet, ki. Evet. Bunlar şimdi ay, Hakan abiye hediye. Açabilir miyim bunu? Açın. Ne var o zaman ben de açıyorum Beyza Nur. Ay. Sana ay, hem de gelmiş. Hem de sarı kırmızı almış. Benim Galatasaraylı olduğum biliyor. Çok teşekkür bunları ederim. Evet, ben kendim bileklikleri aferin yapıyorum. Aferin sana. Sizi çok seviyorum yapan Beyza Nur. Kendisi yaptı bunları Beyza Nur. Çünkü ben de bunu yapmayı öğrendim bir çocuk annesi olarak. Bir torba elimizde bu lastiklerden var. Her şey yapılıyor. Çocuklar yapıyor bunu. Beyza Nur, dersleri nasıl, iyi mi? Evet. Ders nasıl be? Takdir teşekkür alıyor musun? Takdir. Takdir aldın. Alkış o zaman Beyza Hanım'a. Bravo. Aferin. Hangi okuldasın? Mehmet Akif İlkokulu. Mehmet Akif İlkokulu nerede? Evet. Selam yollayalım onlara. Nerede okulun? Okulum Sarıyer'de. Sarıyer'de. Sınıf arkadaşlarına bir selam yolla buradan. Sınıf arkadaşlarıma selam yolluyorum. Onları çok seviyorum. Öğretmenlerim. Tamam bak, kamera orada, kırmızı yanan yer. Şimdi onlara yaz için bir mesaj ver. Ne yapsınlar yazın? Yazın özellikle spor yapsınlar, evet, kitap oku, test çözebilirler. Bu programı da izlesinler. Çok teşekkür ediyorum. Evden yollarım. Tamam canım. Sana evden yollarım. Tamam, üzülmedim zaten. Bunlar da benim arkadaşlarım olduğu için. İhsan abine siyah beyaz yap. O Galatasaraylı ve Beşiktaşlı. Tamam mı? Tamam. Beyza Nur, çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Sana çok teşekkür ederim. Son bir sorum daha var. Survivor'ı seyrediyor musun? Seyrediyorum. Kimi destekliyorsun? Önceden Hikmet abiyi tutuyorduk babamla. Evet. Ama o hastalığa kapandığı için buradan geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Biz babamla Seda ablayı tutuyoruz. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz. Babana da herkese bizden selam yolla, tamam mı? Yok. Hadi Damla ablana sarıl. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ay, seni yeriz be. Yine görüşürüz, tamam mı? Tamam. Ne zaman istiyorsan gelebilirsin, okul yoksa. Tamam. Bu bitti. Hadi bakalım. Beyza Nur'a alkış lütfen çocuklar.
Kendine çok iyi bak. Ya ben de öpeyim şöyle. Çok teşekkürler Beyda. Herkesi çok seviyorum. Çok teşekkür. Bravo. Ay. Ya böyle bir şey yok. Gerçekten kız çocukları bir başka. Sabah enerjisi ya. Bir de yani nasıl bir enerji, nasıl bir tatlılık, nasıl bir... Yani bu yaşta güzel mesajlar veriyor arkadaşlarına, bize. Sizi çok seviyorum diyerek gidiyor. Yani daha ne olabilir ki ya? Vallahi Allah bütün böyle çocukları ailelerine bağışlasın. Ne kadar güzel yetiştirmişler. Ailesini de tebrik ediyorum. Canım benim. Oh. Ne güzel böyle kalpli mektuplar yazıp hediyeler vermiş. İhsan'cığım sen işte Beyza Nur'un dediği gibi... Ben konuğa döndüm artık programda. Ama izin alabilirsek sürpriz bir konukla geleceğim pazartesi günü. Pazartesi sürpriz bir konuk. Tahmin ettiği Hayır. uzun saçlı bir konuk mu? Biraz uzun saçlı. Evet. Eskiden değildi ama şimdi uzun saçlı değil mi? Evet. Evet. Ay. Bomba bir konuk. Güzel bir konuk, iyi bir konuk. İyi hadi bakalım. Bakalım inşallah. Yani izin alırsak. Pazartesi. Pazartesi evet. Tamam 5 kişi olacağız yani burada. İnşallah. İhsan'ın sürpriz bir konuğu var. Şimdi Survivor'a dönelim yavaş yavaş. Sude elendi dün akşam. Biliyorsundur belki. Neler düşünüyorsunuz Sude'nin gidişi? Yani Emre mesela oy atarken dedi ki ben dedi Yusuf'u yazmam, arkadaşım yazmam diye bir konuşma yaptı. Sonrasında Yunan tarafı eğer iki kişi yazsaydı üçlü bir pot olacaktı. Ama onlar ikisi birden Emre'yi yazınca Emre ile Sude aday oldu. Sude elendi. Ya benim görüşüme göre o adada 3 kişi arasında zaten en yüksek oyu almış tahminim Yusuf'tur. Hı hı. Ama yine de üçünü görmek isterdim. Aynı geçen haftaki Yunan konseyi gibi. Yani olması gereken üçünün çıkmasıydı. Ha, bunu bir katakulliye getirmedi arkadaşlar. Bir şekilde Yusuf Türk konseyinden aday çıkmadı. Belki Emre'nin kararı yüzünden, belki başka kararlar yüzünden. Ondan sonra da Yunanlar da onu denemedi, onu istemedi öyle olmasını. Yani... İki kere fırsat geldi. İkisinde de Yusuf bir şekilde aday olmadı. Sonuçta Emre ile Sude aday oldu ve Sude gitti. Ama Yusuf istemiş bunu öyle söylediler. Yusuf istedi. Yani tahminimiz Yusuf istedi. Burada bir yani hani adaylıktan kaçma gibi bir durum söz konusu değil. Ama aday olsa da bence fark etmeyecekti. Demek ki bu üçünün arasında en az oy alan Sude. Sude neden Emre'nin altında oy aldı onu düşünmek lazım. Çünkü çok başarılı bir yarışmacı. Bu seneki Türk yarışmacıların içerisinde, Türk kadın yarışmacıların içerisinde Seda ile beraber... Yunan yarışmacıları en çok kafa tutan, onlarla başa baş gelen. Belki de bir kere bahsetmiştim bundan. Survivor tarihinde en çok bayrak yarışı kazanan kadın yarışmacı olabilir. Oynayıp da kazanan. Çünkü bir dönem geldi, Sude her bayrak yarışında son final atışlarını yapmaya başlamıştı. Hiç kimse, biz hatırlamıyoruz yani Survivor'da böyle kadına bu fırsat verilsin. Atış anlamında. Atış anlamında. Sude hem atış aldı hem de onları kazandı çoğunu. Çünkü yaklaşık bir 8. mi 10. mi ne kazandı. Ben burada dedim ki herhalde bu tarihe geçmiştir dedim. Bundan sonra uzun bir süre kalabilir. Yani Yunan yarışmacıları saymıyorum. Çünkü onlarda da Dalaka Dimitra çok oynadı. Ama Türk olarak Sude herhalde en çok bayrak yarışına çıkanlardan biri. Ya da en çok çıkandı. Hı hı. Bu kadar başarılı bir yarışmacı. Tabii ki iyi bir yere geldi. Aslında baktığın zaman bu seneki Survivor Türkiye'nin 6.sı oldu. Doğru mu söylüyorum? 6.sı oldu. Evet 6.sı oldu. İyi bir başarı ama daha iyi yerlere gelebilirdi diyorum. Sude adına hem tebrik ediyorum hem de üzülüyorum aslında. Evet. Sude için biraz hani senin geçen seneki durumuna benzer bir durum var aslında. Hani evet. Yani güzel bir Survivor gidiyordu. Yani ben finale kalabileceğini çok düşünmüyordum açık söyleyeyim. Sakatlanmasa bile. Hani ben finale gidebilir belki, diye düşündüm. Belki Emre'yi geçerdi. Belki birini daha bir zorlar mıydı bilmiyorum ama şimdi Yusuf'un, Seda'nın, Okay'ın, Bora'nın olduğu yerde... İşi de kolay değil ama bu şey çok kritikti. Çünkü bu konseyden sonra şimdi siyah takım kazandığı an beyazdan biri gidiyor. Ve Yusuf'la Emre de finali garantilemiş oluyor aslında. Evet. Yani Sude bunu geçseydi o zaman finale kalabilirdi. Biraz sakatlığı geri plana mı itti Sude'yi? Ya mutlaka öyle oldu. O yüzden belki de ben hep Sude için ekstra üzülüyorum nedense. Kendime mi benzetiyorum? Kendimde onu görüyorum. Hani bu şanssızlığı gördüğüm için ona daha fazla üzülüyorum. Belki ben de şu olmuştu. Oylama büyük SMS olduktan sonra ben sakatlandım. Sude'de, finale kadar götürdü seni. Evet. Ama finalde şey oldu değil mi? Sıkıntı oldu. Aynen. Yani Sude'de şey oldu galiba. Sakatlandı sonra bir büyük evet, SMS bir 10 oldu. Gün 15 gün sonra. O yüzden de o sakatlığı muhtemelen SMS'e etkilemiş olabilir. O anlamda ben Emre'den daha iyi oy alabileceğini düşünüyordum açıkçası. Ama tabii Emre'nin son zamanlardaki performansı işte Sude'nin sakatlığı... Sude'nin kendini gösterememesi ve oyunlardan uzak kalması. Sonrasında zaten bir büyük SMS açıldı. O büyük SMS'te de şimdi Sude'yi göremeyenler, Emre'nin yükselişini görenler ona oy attı ve Sude'ye atmadı.
Şanssızlık ama yapacak bir şey yok. Yani bu saatten sonra tabii Suudi'ye artık hayatında başarılar dileriz. Umarım çok daha iyi yerlere gelir. Ama inanılmaz bir başarısı vardı. Keşke sakatlanmasaydı. Evet, katılıyorum dediklerine. Sema, sen neler söyleyeceksin? Onu da bir sorayım. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Suudi'nin bu son sakatlığı ve son performansı, bu bayrakları, o muhteşem atışları, muhteşem finallerin hepsini unutturduğunu düşünüyorum. Maalesef öyle bir durum var. Yani sen 4 ay çok iyi performans sergile, çatır çatır yarış, bütün takım sana hayranlıkla baksın. Sonra son bir ayki durumun aslında SMS'te son zamanı değerlendirir ve oy atan insanların ben hiçbir zaman o bayrakları hatırladığını düşünmüyorum. Ya Emre ile ikisi arasında mesela baktığımız zaman demişlerdir ya, Emre yükseliyor, şöyle yaptı, böyle yaptı, Emre'ye atalım oyumuzu demişlerdir. Hı hı. O yüzden çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir sakatlık olmasaydı Sude'nin de Sedat adında siyah takım için en önemli yarışmacılardan biri olacağını düşünüyorum. Ama kısmetten öte yol yok. İnşallah bir daha bir All Star olur. Çünkü Sude bunu hak eden bir yarışmacı. İsteğiyle, hırsıyla, hızıyla, atışıyla, psikolojisiyle gerçekten hak ediyor. İnşallah bir All Star'da izleriz sağ salim, evet, bitirdiği gün. Sude yarışmayı %50 performansla bitirdi. En çok Afrodite ile oynamış. 44 oyun, 22 galibiyet, 22 mağlubiyeti var. Seda'ya karşı çok şansı tutmamış. 42 oyunda sadece 14 galibiyeti var. Yani her 3 oyundan birini kazanıyor, ikisini kaybediyor. Dün de konuşmuştuk. Ria'yı, Sabriye'yi, Dimitra'yı bile onlardan çok yenmiş. Aslında iyi bir istatistiği var. Burada belki hani hep hikmet için dediğimiz gibi Dalaka ile aynı takımda olmasının da bir avantajı var. Çünkü Dalaka ile oynamıyorsun. Şimdi belki Dalaka Suudi oynasa Suudi'nin performansı çok daha düşük olabilir. Ama baktığımız zaman benim aklımda kalanlar, evet, bir iki tane başta geçirdiği olaylardaki duruşuyla alakalı kötü taraflar vardı. Ama güzel bir böyle genç kız profili çizdi. Oyunlarda da başarılıydı. Hızlıydı, atışları iyiydi. Annesiyle iletişimi, işte annesiyle kavuşması falan, mesela bende en çok iz bırakan hatırladığım oydu. Onun dışında veda ederken birazdan yine seyredeceğiz ama Seda ile Bora'yı atlamaması bence çok güzel bir davranıştı. Demek ki ne kadar güzel şeyler yaşamışlar ki onları da pas geçmedi. Yani Seda için bence güzel bir Survivor'dı Sude için. İnşallah bundan sonraki hayatında da her şey onun için güzel olur diyoruz. Şöyle yapalım. Bu akşam biliyorsunuz Survivor var saat 8'de. Akşamın ipuçlarını bir izleyelim. Ondan sonra devam ediyoruz. Çok büyük hayallerle geldim buraya. Her şey atışlar belirleyecek bu ikili arasında. Finali ve orada bir koltuğu garantilemek Survivor'ın en önemli oyunlarından biri. Yarısını geçtik, sonuna geldik. Hep seninle finale kaldık. Bugün çok merak ediyorum. Bugün finalin ikinci ismini öğreneceğimiz gün. Artık garantilemek istiyorum. O koltuğa oturmak istiyorum gerçekten. Su bu sefer hızlı tamamladı puzzle'ı. Atan kazanacak, Emre'den müthiş bir ata. Okan köprüde düştü. Ne potadan korkuyorum, ne sembolü alamamaktan korkuyorum. Sadece elimden geleni yapmak için odaklıyım. Survivor 2019'un son ödül oyunlarından bir tanesindeyiz. Bravo. Bir taş ve iki kuş vurdu bu arada. Sen de 2 milyon doldu. Ben de oğlum, haydi. Atan kazanır gibi bir oyun var şu an. Yanamıyorum abi, bir tane ya. Ya vurup nasıl düşmüyor abi ya? 3 tane düşürüyorlar, bir tane topla. Evet, bu akşam ve yarın sembol yarı final ve finallerini izleyeceğiz. Ama orada tabii şöyle bir şey var. Demin de konuştuk. Bir kız bir erkek final yapacağı için ve şu an Seda da kızlarda Türk takımında tek kadın yarışmacı kaldığı için Seda şu an finalde rakibini bekliyor ve Seda %50 ihtimalle yarın akşam finali garantileyebilir. Kıbrıs'ı demeyelim, Bodrum'u diyelim. Alışkanlık Kıbrıs'a damla ben bakıyor. Ben de söylüyorum sürekli. Aynen, aslında ben de öyle dün öyle bir tweet Kıbrıs atmıştım. Kıbrıs sembol bir isim. Evet, Kıbrıs. Finali garantileyebilir Seda. Tabii rakibi kim olacak? Yusuf mu, Emre mi, Bora mı, Okay mı? Bu da çok önemli. Ne düşünüyorsunuz sembol finaliyle alakalı İhsan? Ya sembol finallerinde genelde şöyle oluyor. Sema'nın senesinde de öyle olmuştu. Kadınlar bir tık avantajlı oluyor. Çünkü
bir yerde kadınların kazananıyla erkeklerin kazananı oynuyor ve eşit bir yarışma çıksın isteniyor. O da bence biraz kadın tarafına bakıyor. Yani Seda'nın şansı %50 ya, bence %51 olabilir o. Aslında oyuna göre değişir. Oyuna göre değişir ben ama böyle. Ben öyle istememiştim mesela. Ben parkur yarışmak istemiştim ama uygun görmediler. %51 olabilir ama tabii şu da var. Yani sonuçta Seda'nın karşısına çok ciddi ya Bora gelecek ya Yusuf gelecek ya Okay gelecek ya Emre gelecek. Yani inanılmaz dört tane hızlı, parkurda iyi, atışları iyi. Gerçekten bu seneki Survivor'ın en başarılı dört tane erkek yarışmacısı var. İyi yarışmacılar. O da bir durum tabii ama dördü birbiriyle oynayacak olması çok ilginç. Hani onlar birbirlerini çürüterek gelecekler. Bir tanesi sonuçta finale çıkacak. O da Seda ile oynayacak diyebiliyoruz. Ama belki bir format değişmiştir. Belki hep beraber oynayacaklardır. Seda'nın da içinde oynayacağı bir oyun. Onu bilemiyoruz tabii. Biz geçen senelere göre yorum yapıyoruz. Ben açıkçası böyle bir kadroda dört erkek bir kadının kaldığı bir kadroda Seda'nın belki de bu şekilde Kıbrıs'a gitmesini isterim. Hak ettiği çünkü. Kıbrıs'a gitmesini istersin. Yani finale yani okay. Finale gitmesini istiyoruz. Evet. Kıbrıs diyeceğiz biz artık orada ne yapalım yani. Aynen. Final diyelim daha şey olur. Final diyelim daha şey olur, doğru olur diye düşünüyorum. Peki bir şey soracağım. Diyelim ki, sana sorayım bunu. Biz bunu bayağı bir masada konuştuk ama. Diyelim ki, şimdi herkese göre yapalım bu ihtimal diyeceğim de. Zaten Yusuf alırsa eğer mesela, o zaman bir şey fark etmiyor. Ama Bora, Okay veya Seda'dan biri sembolü alırsa, beyaz takım bir sonraki dokunulmazlığı kaybettiği an diğer iki arkadaş otomatikman şeye çıkıyor. Yusuf için fark etmiyor değil. Sen hani Emre'den daha çok aldığını düşünerek mi fark etmiyor değil? Ha, şöyle bir şey. Her şekilde zaten Yusuf alsa da alamasa da ben Emre'nin siyah takım dokunulmazlığı kaybederse gideceğini düşünüyorum. Yusuf'la beraber kutuya çıksa da yani. Tabii. Yani o anlamda söylüyorum. Kaldı peki? Şu an son bir tane kaldı. Dört kişi finale gidecek sonra. Tamam, siyah takım kaybederse Yunan tamam. İki tane daha dokunulmazlık oynanacak. Bir tamam. Tane daha. Yani Türkler için bir tane. Türkler için bir tane. Türkler için bir tane. Çünkü dört kişi finale gidecek. Bir tane oynanacak. Ha, tamam. Ben de diyorum ki siyah takım ama kaybettiği iki tane an... iki tane dokunulmazlık oynanacak. Ya Emre'nin şu an Kıbrıs'a kendini atmak için şimdi iki tane olayı siyah var. Siyah takım ama iki kere kaybetme hakkı var. Çünkü siyah takım ilk kaybederse Yunanlı biri gidecek. Yunan biri evet. Gidecek. Tamam, okey, ona bir şey demiyorum. Ama yani Türk'ün gideceği ilk şey de siyah takımda ben Emre gidebilir diyorum. Emre evet. O yüzden ya sembolü asılacak ya da siyah takımda Türk gitme ihtimali olan dokunulmazlığı alacak Kıbrıs'a gitmek istiyorsa. Tek yolu bu. Evet ama şöyle bir şey var. Kıyamet asıl beyaz takım için. Yani şu sembolü evet. Beyaz takım için daha değerli. Çünkü beyaz iki tane dokunulmazlık oynanacak. Sırada iki dokunulmazlık oyunu var. Ve beyaz takımdaki sıra Türk yarışmacıda. Yani evet. Beyaz takım kaybettiği anda Seda, Bora, Okay'dan biri finalde yok. Evet. Ya da dediğin gibi yani sembolü onlardan biri alırsa hangisi alırsa diğer ikisinden biri yok. Yani onlar için daha büyük bir olay. Çünkü bu tarafta artık Yusuf'la Emre kaldı ve bir kere yenilme hakları var. Peki evet. Emre yani... alırsa sembolü ve dokunulmazlığı kaybederlerse ne olacak? Emre alırsa ve kaybederlerse sıra Yunan'da, bir sonrakinde kaybederlerse Yusuf Survivor'a veda edecek. Evet. O yani çok aslında çok tabii karışık. Ki, işte bak o çok enteresan zaten. Hani bir anda Yusuf da gidebilir. Aslında Emre için çok önemli burada. Yani ay hepsi için çok önemli. Evet, hepsi için çok önemli. Yani Emre için önemli değil de Yusuf için, onun için de çok önemli. Peki dün biz bir sıralama yapalım dedik kendi içimizde. Beyaz takımın senin için tahmini SMS sıralaması nasıldır? Yani Bora, Okay ve Seda arasında. O kadar eşlerdir ki yani birbirlerine. Yani kafa kafayadır biliyor musunuz? Ya ben böyle birbirinden ayırt edemiyorum. Mesela bunu bir ay önce sorsam Okay en zirvededir derim. Hani bir ay önce derken böyle bu oylama yapıldığından bir ay önce yapılmış anladım. Olsaydı Okay çok rahat tepedeydi derim. Arkasından da Seda gelirdi derim. Ama şimdi öyle diyemiyorum. Oylamanın yapıldığı dönemde ve öncesine bakıyorum Okay aşırı sessizleşti. Sanki böyle hani sadece bir duruş sergiliyor ama asla konuşmuyor. Hakkı yendiği zaman da susuyor. Hiçbir şekilde olaylara müdahil olmuyor. Bu da ona kaybettiriyor bence. Okay'ın böyle biraz daha eğer sesi çıksaydı, biraz daha kendi hakkını çok az daha savunsaydı Okay açık ara bir olurdu orada bence. Şu anki durumda ben üçünün çok eşit olduğunu düşünüyorum. Hani Seda, Okay ve Bora'nın ciddi anlamda eşit olduğunu düşünüyorum. Yani üçünden hepsinin gitme riski var diyorsun. Tabii ki. Yani pat diye Seda da gidebilir, pat diye Bora da gidebilir, Okay da gidebilir. Yani orası böyle sanki %33 gibi parçalanmış gibi geliyor. O zaman sembol... Ya sembol aslında bak, değerli. Sembol şöyle değerli. Eğer Emre alamazsa siyah takım kaybettiğinde Emre gidiyor. Emre alırsa siyah takım kaybettiğinde Yusuf gidiyor.
beyazlardan biri alırsa diğer iki kişi çok büyük risk altında. Yani evet, belki son yılların en önemli sembolü. Cidden öyle. Çok garip bir şey oldu bak cidden, şu an düşününce yani. Ne diyorsun Sema? Gerçekten çok sıkıntılı yani, dokunulmazlık. Kime gidecek, kim... Bir kere onların bir değişik durumu var. Üç kişiler en azından. Hani gitme şansları biraz daha zor. Ama siyah takımda Yusuf'la Emre'nin içlerinden birinin şeyi alması, sembolü alması demek, diğerinin dokunulmazlık oyununda kendini yerden yere atması, sonuna kadar oynaması demek. Yani o kadar stresi geçecektir ki onlar için. Zaten akşamın ipuçlarında da gördük. Gerilmiş, hepsi gerilmişler. Çünkü hepsi olayın farkındalar bir kere. Ben bunu ya aldım ya aldım. Alamazsam ilk kayıpta ben gidebilirim endişesini yaşıyorlar. O yüzden inanıyorum akşam çok tehlikeli geçecek oyunlar. Agresif geçecektir. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki beyaz takımdan biri sembolü aldı. Sırayla değerlendirelim. Mesela Okay aldı. Bora ile Seda çıkarsa kim gider? Elenir. %51 Bora elenir. %51 Bora diyorsun. Sen kim diyorsun? Çok yakındır ama Bora gider. Bora. Sen? Arada fark olduğunu düşünüyorum ama Bora gider. Ben de Seda gider diyorum böyle bir durumda. Peki Bora alırsa sembolü Seda Okay arasında? Tam 50-50 benim için. Evet, benim için de. Çok sıkıntılı. Ya 50-50 diyorsun. Hiç. Sıralama yapıyoruz. Okay'ı 1'e koyuyorsun. Seda'yı tamam, 3'e koyuyorsun. Ya nasıl o 50-50 o zaman ya? Allah Allah ya. Düşünüyorum. Doğru değil mi? Hep beraber seyretmedik mi burada ya? Tam beceremiyor bu yorum işte. Ya aynen ya. Bir kere ya tutarlı ol biraz ya. Ha, tutarlı değilsin. Sen gelmiyorsun zaten buraya. O yüzden çok yorum Bodrum'a Kıbrıs diyor ya. Böyle bir şey yok ya. Bodrum Kıbrıs değil burası bir kere. Bodrum diyeceksin. Ben de sabahtan beri Kıbrıs diyorum. Sen ne diyorsun? Okay diyelim Bora alırsa Okay ile Seda arasında. O kadar ortada ki o. Yani %51'im bile yok orada benim. O kadar ortada diyorsun. O kadar ortada, evet. Peki Seda alırsa Okay ile Bora arasında. Seda alırsa Okay Bora'da da. Bora gider gibi geliyor. Çok kafa kafaya. Yani bir %51 vereceksem orada Okay'a veririm. Hani kalması anlamında Bora gider diyorum. Galiba ben bu üçlü içerisinde Bora'yı bir tık aşağıda görüyorum. Aslında yani aşağıda da değil. Çok izlettirdiğini ve çok kitle çektiğine ben eminim. Ama şöyle bir durum var. Okay'ın seveni çok, sevmeyeni yoktur. Herkese çok iyi gelir. Yani antiler tutup karşısındakine oy vermez Okay'ın. Ama Bora'yı sevmeyen bir kitle Okay kalsın diye oy verdikleri için Bora'nın bir dezavantajı var. Bora en büyük hatayı şeyde yaptı. SMS'ler öncesi konuşmak gerekirse. Tamam bir kitlesi vardır kendinin Bora'ya has ama sonuçta beraber hareket ettiği arkadaşların da ona şey olur. Mesela şu an Bora SMS olarak Hikmet'in de SMS'lerini alabilecekken almamış oldu. Yani Hikmet'i vedası, Hikmet'le son dönem hiç konuşmaması, Hikmet'in adaya geldiğinde neredeyse ayağa kalkmaması ona çok ciddi dezavantaj. Ama bu Bora yüzünden olan bir şey değildi kendisi ki. Kendisi yüzünden olmasın. Kim oldu? Hayır tamam da Bora Hikmet zaten Bora'dan ayrılmaya çalışan bir insan öyleydi olduğu için ama Bora konuşmaya çalıştı. Sakatlanmasına sonuçta rağmen Hikmet'le ilgili olumlu, çok olumlu konuşmayan, yani çok iyi davranmayan bir Bora gördük. O böyle Hikmet'in kitlesini de bence şey yaptı. Hani kendisine çekemedi. Peki oynasa mıydı yani? Vermedi bence. Oynayıp istemedi, Hikmet'in evet kitlesini mi çekseydi? Bu oynamak hayır, şimdi bu hayır, çok insani bir şey. Ben şimdi insani ama şimdi burada ben şimdi Hikmet'le aynı adada olsam, günde o 5 kere kavga ediyor olsam, Hikmet'in o pozisyonundan sonra adaya geldiğinde onu böyle ayakta karşılarım. Bu başka bir şey. Bora onu yapamadı. Hayır, ona bir şey Bora değil, onu yapamadı. Yani Bora ben mesela o dönem sosyal medyada okudum. Hikmet'i seven herkes tarafından eleştirildi. Bu nasıl bir davranış dendi? Yani bu oynamak değil ki. Bu sefer çok şey oldu. Ben bir duruş sergileyeceğim diye anti durdu. Yani yanlış yaptı aslında. O bir duruş sergilemek değildi. O insani bir durumdu. Sen hiç anlaşamadığın bir adam da olsa gideceksin, ellerinle taşıyacaksın gerekirse. Ellerinle göndereceksin adadan. Ve böyle başka bir şey yapacaksın. Ayakta kal. Onu yapamadı. Yani o böyle duruş sergilemekle oynamak arasında bir yerde durayım dedi. O duruş sergilemeyi abarttı bence. Oynamak değil ki bu. Ya ben şu an senin dediğinden şöyle bir şey anlıyorum. Hikmet'e olan tavrından dolayı hem Bora'yı düşünürsek hem Yusuf'u düşünürsek bir Hikmetçi Yusuf'u Bora'dan daha çok bile destekleyebilir. Belki de. Yani bütün Survivor'da Hikmet Bora beraber geldiler. Ama son dönem Bora'nın Hikmet'e karşı olan tavırları, söylemleri ben Hikmet taraftarlarının böyle Bora'ya çok sıcak bakmadığını düşünüyorum. O zaman bir şöyle yapalım. Bir tribünlere soralım. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Tarat abi mikrofonun var mı? Mikrofonun yok. Evden de getirmedin haliyle. Şu an tabii veriyorlar. Şimdi benim sorum şu aslında. Bir yandan soruyu da sorayım. Demin de bahsettiğimiz gibi Hikmet'in gidişi sırasında Bora biraz daha böyle
soğuk durdu. Yani Hikmet'le olan o soğukluğunu Hikmet sakatlanmasına rağmen devam ettirdi. Yusuf Hikmet'le çok uzaktı. Hikmet'e en çok hata yapandı. Ama mesela Yusuf'u biraz daha yumuşak gördük. Seda aynı şekilde çok yumuşak gördük. Çok yakın arkadaşı olduğu için. Bu sence bir Hikmet taraftarı olarak başlarda beraber yürüyen Hikmet, Bora, Seda'da oyların Seda'ya mı kaymasını sağlar yoksa Bora'ya da kaymasını sağlar mı biraz? Yoksa bambaşka bir şey mi olur? Öncelikle merhaba diyorum hepinize. Merhaba. Şimdi beraber yürüdüler derken aslında beraber göründüler. Yani ben en başından beri savunduğum bir şey vardı. Yani o gruplaşmayı başlatan kişiler bu taraf değil, diğer iki kişiydi diye hep savundum ben. Çünkü uzaklaşmışlardı. Onunla ilgili tartışma da çıkmıştı. Beraber göründüler. Ben hiçbir zaman bir Hikmet taraftarı olarak Hakan'ı biliyorsunuz ilk başlarda Hakan ve Hikmet birbirinden ayırmıyordum. Yani Bora'ya karşı hiçbir zaman bir doğru dürüst şeyim olmadı. Çünkü bana konuşmaları, davranışları, mimikleri birçok şeyi biraz şey gelmişti. Şimdi İhsan Bey'e katılıyorum. Gerçekten çok doğru bir teşhiste bulundu. Bazı şeyleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Mesela Hikmet sakatlandığında Yusuf'un ağlayışı gerçekten bize çok geçti. O an ilk gören belki o olduğu için. Çünkü Hikmet de anlattı. Akıl almaz bir görüntü vardı dedi orada dedi. Ondan çok etkilenmiş olabilir. Adaya gelişlerinde gördük. Yani o Yunanlı kardeşlerimizin nasıl Hikmet'in sandalı o kayığı gördüklerini, ayağı fırladıklarını ve diğer arkadaşlarımızın birçok olayda olduğu gibi Hikmet'e karşı soğuk davranışları çok insani bir durum bu. Aslında ne olursa olsun ki kaldı ki Hikmet ne yapmıştı? Hiçbir şey yapmamıştı. Neticede evet bu anlamda bizim Bora'ya bakışımız o davranışından sonra çok çok daha eksi yönde olmuştur. Allah bundan sonra hepsinin hakkında hayırlısını versin. Bir beş ay nasıl geldi geçti bilemiyoruz. Su gibi akıp geçti bu seneki Survivor. Neticede başka iyi olan şey diyeceğim. Kazansın. İyi olan derken tabii ki iyi olan kazansın, hak eden kazansın. Ama gönlümüzde yatan kişi şu anda işte biraz evvel söylediniz ya başta hayır. Baştan beri aslında birlikte gördüğüm benim orada üç kişi vardı. Hakan, Hikmet ve Seda'ydı. Seda'yı da ben gerçekten baştan beri izlediğim kadarıyla her haliyle, her tavrıyla, her şeyle gerçekten çok düzgün bir Survivor oldu. Hak ettiğini düşünüyorum. Bir kadın olacaksa Seda'nın bu sene şampiyon olmasını canı gönlünden istiyorum. Teşekkür ediyoruz Tarat abi. Seni böyle düşük ses tonuyla görmek bizi gerçekten çok şaşırttı. Normalde akıp gürleyen Tarat abimiz. Nazır abi sen nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim Hakan Bey. Sen neler söyleyeceksin bir Yusuf taraftarı olarak? Şimdi ben de gerçekten Yusuf'un orada gerçekten ağladığını, içinin gittiğini ben fark ettim. Eğer Hikmet Yusuf'ların tarafına da gitseydi, bence Yusuf onu gerçekten o motordan gidip karşılar ve onu kucağında alır getirir diye düşünüyorum. Ama Bora bunu yapmadı. Ben inanıyorum yani Yusuf'un içini bildiğim için kesinlikle böyledir. Yani gerçekten şimdi mesela Bora orada görüyoruz hiç umurunda değil. Ya yani Bora baştan beri hep oynadı ama bundan sonra da ben Bora'yı eleştirmiyorum. Onu kendi haline bıraktım Hakan Bey. Ama Bora şöyle bir şey yapmış olabilir mi? Şimdi bence Bora şunu düşünmüştür. Bu tabii benim kendi nacizane düşüncem. Ya şimdi ben orada Hikmet'e gidip kucaklasam ya da Hikmet'e aşırı ilgi göstersem adamla burada 20 gündür kötüyüz. İnsanlar der ki ya Bora'ya bak. İşte şey Hikmet sakatlandı diye şimdi onun üzerine oynuyor diye düşünebilirler diye de şey yapmıştır Bora. Çünkü Bora öyle bir insan. Yani o bence iç olarak şey yapmıştır, çok üzülmüştür. Hikmet'in de yanında olmak istemiştir ama çok böyle insanlar yanlış anlar, oynuyor gibi gözüküyorum diye de bence bir mesafe koymuştur. Ya bu da tadında bir şey ama bir tık daha isterdim ben mesela. Aynen, bir tık daha yakın durmasını ki, isterdim o da ayrı. Hani böyle şey değil. Ya tabii o koşup gidip desteklemesi lazımdı. Yani sonuçta adamın ayağı paramparça olmuş. Bizler burada içimiz gitti. Yani Yusuf orada o şekil ağladı, sızladı. Bence yani ben Yusuf'un gerçekten bunları yaptığına inanıyorum. Bora'nın da yapmacık olduğunu düşünüyordum orada. Yapmacık yaptı yani. Kalkıp gelip onu orada karşılaması lazımdı. Sizlere kesinlikle katılıyorum. Ben diyorum ki belki doğrucuk yaptı ama yapmacık ya, durmaması yapmacık için doğrucuk yaptı. Ya. Size katılıyorum. Yani. Onu söylüyorsunuz Hakan Bey. Teşekkür ederim. Ya bir sinek var. Kim yolladı bunu ya? Nazır abi sen mi yolluyorsun bunu ya? Vallahi billahi. Neyse. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Nazır abi teşekkürler bu arada. Okay için konuşursak. Şimdi mesela biz
dün yaptığımız SMS'te her ne kadar Damla demin inkar etse bile Okay'ı birinci sıraya koyduk. Ama neden birinci sıraya koyduğumuzu çözemedik açıkçası. Hiç çözemedik. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi Okay burada profil olarak bence aslında Yusuf'un kitlesine de çok hitap eden bir isim. Ya da Yusuf Okay'ın kitlesine de hitap eden bir isim. Ama Yusuf Okay'a göre daha renkli ve kendini daha iyi anlatan biri. Yani Okay ile Yusuf'un iki tane küme olsalar matematik dersinden gireyim. Fanları çok kesişen bir küme olabilir. Ama bu kesişen kümeyi zamanla Yusuf kendine doğru çekmiş de olabilir. Yani anlatabildim mi demek istediğimi? Tamam. Okay'ın buradan çok kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü biz Okay'ı çok dinleyemedik, göremedik, anlayamadık. Sadece iletişim oyunlarında özellikle mesela böyle bir canımızı aldı, garip bir şey oldu. Ama çok adada görmedik. Katılıyorum. %100 öyledir. Yani Okay ile Yusuf'un çok benzeşenleri var. Bir kere rakipleri aynı aslında. Çünkü ada ikiye bölündü. Net aslında bir ikiye bölündü. Ta ki işte Tarat abinin bahsettiği gibi bunu onlar yaptı, bunlar yaptı. Bilinmiyor ama ikiye bölündü. Onlar bunlar oldular. Bu tarafta Yusuflar vardı. Bu tarafta Hikmetler, Boralar vardı. E şimdi Okay neresindeydi? Aslında Okay ne bu taraftaydı ne bu taraftaydı. Ama bir yerde Boraların ve Hikmetlerin karşısında durduğu için ve devamlı özellikle de Bora ile tartıştığı için bu tarafta gibi gözüktü. Ve senin dediğine geliyor. Aslında Yusufların tarafıymış gibi. Ama Yusuf'la da hiçbir zaman olmadı neredeyse. O kendi kendine bir beylik kurdu. Daha küçük bir beylik ve daha büyük devletler vardı sanki. Bugüne kadar gelindi. E bugüne kadar gelinen noktada burası küçüldü, burası küçüldü. Bunun beyliği zaten küçüktü. Aynı şekilde kaldı. Buradan sonra ne olur? Okay bence bu tarafa baş kaldırışını, yani o bahsettiğimiz ilk yedili bir grup vardı ya bizim. Beni 1200'lere falan götürdün. Yani. Evet. Baş kaldırış, beylik falan böyle. Yani yedili bir grubumuz vardı bizim. Kaderi yazan. Bu yedili gruba bir dikkat edelim demiştik. Daha o zamandan sonra o yedili grup gerçekten bir kemikleşip sonra teker teker kaybetmeye başladılar. Dün akşam da bir fertleri gitti. Mesela o yedili grubun içinde Sude de vardı. O yedili grup bir şekilde adayı yönettiler. Türk tarafıyken. Ondan sonra beyaz takım olduklarında da mesela yönettiler, devam ettiler. Ha başarılılardı. Bu grubun başları kimlerdi? Hikmet'ti, Bora'ydı ve Seda'ydı. Üçü de belki de Survivor'un en başarılı yarışmacılarıydı. Ama hareketleri ve adayı yönetme şekillerinden dolayı bence karşı tarafta bir kitle yarattılar. Çünkü bu kişileri sevmeyen insanlar kendilerine bir kahraman aradılar. O kahraman da biraz Yusuf oldu, biraz Atakan oldu, biraz da Okay oldu. Atakan gitti, ondan sonra geriye Okay ile Yusuf kaldı. E şimdi o kitlenin yarattığı insanlar bence zaten işte evet. Yusuf'la Okay'ın kitlesini oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla da şimdi o taraftan biri şampiyon olacaksa o kişi bence geriye kalanların içerisinde Bora'nın olması çok zor. Az önce anlattığım nedenlerden dolayı. Çünkü Bora o kitlenin içerisinde ciddi bir kitle yaratan Hikmet'in kitlesini kendisine alamadı. Evet. Yani bir takım işte duruş sergileme vesaire hatalarıyla belki de. Şimdi mesela Seda o kitleyi daha iyi ifade ediyor. Yani ama ben oradan biri şampiyon olacaksa niye kısa katılamıyorum. Çünkü Bora ile Hikmet'in arası inanılmaz çok iyi gibi bir durum yoktu. O yüzden Bora herhangi bir potaya çıksaydı Hikmet'in oylarını zaten hiçbir zaman almayacaktı. Hikmet ile Seda arası dediğin gibi ne olursa olsun dünya tersine dönse onların arkadaşlığı bitmez. O yüzden Hikmet ya da Seda'dan birisi potaya çıktığında ikisi de birbirinin fanlarının oylarını alabilir. Destekleyenlerin oylarını alabilir. Ama Bora ile Hikmet için ben aynı şeyi söyleyemem. Çünkü ortada da Survivor'ın ortasında hani Hikmet'le Bora'nın arası açılmıştı. Ve ne olursa olsun onların arkadaşlığı hani böyle görüntüde evet biz bir grubun içerisindeyiz. Ama çıkarlarımız söz konusu gibi düşünürsek hani topluluğu ve çoğunluğu oluşturduğumuz için. O yüzden arkadaşlar devam ediyoruz. Saygımızı bozmayalım. Bir yerde oyun içerisinde diyalog halindeyiz ama onun dışında konuşmuyoruz. E şimdi böyle olduktan sonra neden Hikmet'e orada yardım etmesi ya da sakatlandığında ayağa kalkması bu ona oy getirecek bir ama durum olamaz. Ama şöyle bir şey. Sen şu an Seda var diye düşünüyorsun. Diyelim ki Seda elendi. Ortaya Okay, Bora, Yusuf kaldı. Şimdi Okay, Bora, Yusuf tarafında Seda'nın oylarını alır ama yine de Hikmet'in işte ben de almaz. Diyorum ki Hikmet'e karşı o sakatlandığında adaya uğradığı sırada parkurdayken sonrasında onu anarak biraz daha ılımlı olsaydı o zaman Okay, Bora ve Yusuf arasında ben bir Hikmet taraftarı olsam en çok Bora'ya yanaşırdım. Mantık tabii olarak ki. Yani. Ben Seda'yı zaten kimse önüne geçemez Seda'nın Hikmet gözünde. Ama Seda yoksa diyelim ki Seda ile Bora aynı anda çıktılar yukarıya finale. Sonra Seda elendi. Teşekkür ederiz. Seda gitti. Kaldı geriye Okay, Bora, Yusuf.
Şimdi burada mesela bir Hikmet taraftarı hepsi atmasa da atıyorum %10'u oy atacak olsa kime atarsın? Şu an düşünürsün. Bazısı der yani ki ben Yusuf çok sıcaktı, çok Yusuf der. Aman bak şimdi o zaman da gerçekten kim hak ediyor diye de bakan insanlar var. Performansı en iyi olan kim içlerinde bu? O zaman biz bunu atalım diyen kitle de var. Hani ben sırf Hikmet'in arkasından iyi konuştuğu için ya da ona yardımcı olduğu için de oy toplayabileceğini düşünmüyorum. Ama yine de bence o yakınlık bir şekilde bir oy olarak yansıdı. Sen benim nereye katılmadın ben onu anlayamadım. Yani. Anlattın ama. Hani benim anlattığım şeyde nereye katılmadığını anlamadım. Bence sen Seda kısmını ılımlı... şey yaptı. Hayır. Biraz daha işte ayağa kalksaydı, onu uğurlasaydı, şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı. O zaman hani daha fazla oy alabilirdi. Hikmet'in oylarını toplayabilirdi diyorsun ya. Ben de işte toplayamazdı diyorum. Ben de niye toplar diyorum. Niye toplayamazsın ki? Bak şimdi şöyle düşün. Bir profil var. Hikmet diye bir profil var. Ve ciddi bir kitle yaratmış aslında dışarıda. Evet. Tamam ve çok başarılı bir yarışmacı. Belki de Survivor'ın en başarılı yarışmacısı. Bu adamla beraber hep oy kullanmış, hareket etmiş bir grubu var, tamam mı? Atıyorum. Bu grubun içerisinde de Bora var, Seda var ve bunlar bir kitleler. Hani grup olarak bir kitleler artık. Onun içinde de Hikmet önemli bir karakter. Ve karşılarında da başka bir kitle var. Tamam. Zaten Survivor'da hep bugüne kadar genelde böyle oldu. İki büyük kitlenin en sona kalanları finalde karşılaştı. Şimdi buradan bir şekilde Hikmet sakatlanarak adaya veda ediyor. Ama o Hikmet'in oluşturduğu grubun içerisindeki bir adama kendi grubu mesela oy atmayacak pozisyona gelmiş. Bunun nedeni Bora'nın röportajları, Hikmet'e karşı olan tavırları, ondan sonra sakatlandıktan sonraki hareketleri vesairesi. Hepsi bu yüzden belki de bir tane bile oy gelmeyecek Bora'ya Hikmet taraftarlar. Ki bu adamlar hep beraber aynı gruptaydılar. Tamam işte. Ben de sana şunu demek istiyorum işte. Bunlar evet bir grup içerisindeler ama ben Bora ile Hikmet'in arkadaşlığının gerçekten iyi bir arkadaşlık olduğuna inanmıyorum. Zaten bu oylama öncesinde de arkadaşlıkları daha birleşmeden önce bozulan bir arkadaşlık vardı. Yani bu tamamen bir yapmacıklık da söz konusu. Ve bunun da ben Bora yüzünden olduğunu düşünmüyorum işte. Biz en başında ne izlemiştik? Daha Hakan elenmediğinde Hakan'la Hikmet'in Bora'ya karşı bir ön yargısı vardı. Zaten ondan kopmaya çalışıyorlardı. Biz bunu çok net bir şekilde izlerken... Hakan değil, sadece Hikmet'in. Hikmet, tamam sessiz, o da sessiz kaldı vesaire. Tamam Hikmet diye bahsedelim. Onun dışında Bora onunla konuşmaya çalıştı. Neden bana böyle davranıyorsun? Ne oldu? Ne oldu diye anlamaya çalıştı değil mi? Evet. Şimdi burada kopmaya çalışan Hikmet miydi, Bora Hikmet. Mıydı? Dolayısıyla şimdi Hikmet kopmaya çalışırken Bora sürekli onun üstüne gitse Hikmet'in fanları Bora'ya biz mesaj atalım der mi? Bence demez. Orada Bora haksız değil. Bence arkadaşlık anlamında değildi. Sadece şundan oy alabilirler. Belli bir iki grup oluştu. İnsanlar şöyle bir kafa var ya bizde. Bu grubu seviyorum diye bu grup ne kadar iyi şey de yapsa ona tepkiliyiz ya. Hep böyledir bu fanlık olayında. Sırf o grupta olduğu için ya da sırf artık Yusuf benim karşımda beynini taşıdığı için sırf o yüzden Bora oy alabilir. Ama Hikmet için ne kadar alır? 2 gün sohbetleri vardır. Onun hatırına 10 kişiden biri verebilir belki. Ama böyle bütün Hikmetçiler de Seda'ya saldırır gibi gelmiyor. Evet ama şu an gözüken benim gördüğüm Hikmet taraftarları biraz da Seda'yı destekliyor ki bu da çok normal bir şey. Seda elenseydi Hikmet'i desteklerdi. Yani bu Yusuf'la Atakan gibi bir durum aslında. Evet. İkisinin birbirini desteklemesi gibi diyelim. Toparlayalım şöyle yapalım. Biliyorsunuz Sude'nin elendiği 2 dokunulmazlık oyunu vardı. Şimdi o dokunulmazlık oyunların ilkini yani salı günü yayınlananı izleyelim. Ardından devam edeceğiz. Silindir engelinden çok hızlı geçti ikisi de. Bora biraz öndeydi ancak Emre onu sürünmede yakaladı artık. Eşit devam ediyorlar parkurda. Çok iyi geçtiler engellerden. Bora ilk atışını kaçırdı. Emre de tamamladı. Bora 1. Emre 1. Emre attı olmadı. Emre! Emre kazanıyor. Skor 1-0 dokunulmazlık oyununda. Yanındasına önce ulaştı Seda. Sude şimdi son sürünmeye de girdi. Seda 1-1. Seda atarsa sayı Seda'nın. Seda 2-2. Skor 1-1 oldu dokunulmazlık oyununda. Elin takip et. Bravo Seda.
Nikos önde. Yusuf hemen yakaladı onu sürünmede. Bravo, bravo. Şimdi her şeyleri eşit. Nikos köprüde takıldı, vakit kaybetti. Yusuf bravo, öne geçti. Başa baş bir final izleyeceğiz bu ikiliden. Nikos 1, Yusuf 1. Atan kazanacak Yusuf. Siyah takım 2, beyaz takım 1. Katerina hızlı bir yarışmacı. Ama Aphrodite de yavaş bir yarışmacı değil. Katerina önde. Aphrodite şimdi köprüden çıkmak üzere. Katerina final noktasına geldi bile. Katerina çok hızlı bitirdi gerçekten. Atışlarda büyük bir avantajı var Katerina'nın. Katerina bir de bir. Katerina bunu kaçırdı. Sayıya yakın Katerina. Aphrodite'ye atış imkanı bile sağlamadı. Katerina Dalaka skoru 3-1 yaptı. Yusuf arkasında. Hemen hemen aynı anda geldiler diyeceğim ama Okay önce geldi. Okay bitirdi, Yusuf da bitirdi. Okay attı, olmadı. Şimdi bunu da kaçırdı. Yusuf bir. Yusuf attı, vuramadı. Şimdi Yusuf. Okay be, aşağıdan niye atmıyorsun? 6-5 oldu skor. Ama beyaz takım 6, siyah takım 5. Emre farklı bir yerden çıktı ama hemen düzeltti kendini. Okay önde. Tamam Emre. Okay sürmeden önce çıktı. Köprüden de çok iyi geçti. Emre son engelde de parkı kapatacak bir tempo yaptı. Okay atışlara başlayacak. Okay bir. Okay attı, olmadı. Okay. Skor 9-5 oldu dokunulmazlık oyununda. Beni atıyordu. Seda hemen yanında. Şimdi aynı anda sürünmeye geldiler. İkisi de her şeyini ortaya koyuyor. Seda öne geçti. Köprüden de çok iyi geçti. Final noktasına önce ulaşan isim Seda oldu. Dominik de son anlar nefes kesiyor. Hepsi sağ taraf. Dimitra da geldi. Şimdi atışlara başlayacak. Seda bir de bir. Seda atıyor mu? Seda bunu kaçırdı. Seda! Seda attı ve kazanan 10'a 5'lik skorla beyaz takım oldu. Evet İhsan, şöyle kısaca bir istatistik yaparsak birinci dokunulmazlık oyunu neler söyleyeceksin? Sultan Elvendi ilk dokunulmazlık oyunu biliyorsun 10'a 8 siyah takım. Evet. Göze çarpan hemen ilk pardon, 10'a 5 kaybetti. 10'a 5. Bir kere 4-1'den 10'a 5 kaybeden bir siyah takım. Yani 9-1'lik bir seri yapmış. Çok büyük beyaz bir takım. Seri. Çok önemli bir seri. Yani 9-1 inanılmaz bir seri. 4-1 öndesin, oyunu 10'a 5 veriyorsun. Çok ilginç. Oyunda 4'te 4 yapan Seda var. Dikkatimi çeken şey. Ve bu Seda hiç Dalaka ile oynamamış. Onlar da niye birbirine denk gelmiyorlar? Niye birbirlerini seçemiyorlar? İkisi de birbirinden kaçıyor bence. Evet, ikisi de birbirinden kaçıyor. Yani sırf yani Seda kaçmıyor. Aynen. Dalaka da Seda'dan yani kaçıyor. Seda 2'de 2 yapmışsa, 3'de 3 yapmışsa sen de Seda'yı seçmiyorsun mesela Dalaka tarafından. Yani orada başka bir durum var. Yani şimdi Seda'nın 4'te 4 oynadığı bir yerde oyunun en iyi iki kadın yarışması asla denk gelmiyorlar. O ilginç. Onun dışında da söylenecek fazla bir şey yok. Çünkü Sude'nin 3'te 0'ı, Dimitra'nın 2'de 0'ı zaten bir şeyleri belli ediyor aslında siyah evet takım için. Evet, aynen. Yani benim de gözüme çarpan dediğin gibi Seda'nın 4'te 4'ü oldu. Seda'nın formu yükseliyor gittikçe. İyi de gidiyor. Yani zaten iyiydi ama ne bileyim bir ara mesela o Sude'yi çok seçmesi falan konu oldu ama Dimitra'yı da seçiyor. Yani Dalaka'yı da yeri geldiğinde seçiyor. Ama bu oyunda mesela hani Dalaka'yı seçmemiş dedik ama Dalaka'da normalde 4 kere 5 kere çıkarken 2 kere çıkmış oyuna. Yani gerçekten denk gelmemiş olabilir. Belki Dalaka onu seçmemiştir. O da olabilir. Sen neler söyleyeceksin Seba? Yani bu aşamada ben bu cümlenin aynısını defalarca Dalaka için de kullandım. Yani neden yok Sabriha ile oynadı, yok Riya'yı seçti falan. Yani bu kadın
takımı için sayıya gidiyor. Evet, diğerlerinden alamaz mı? Alırdı. Ama doğrusunu yapmaya çalıştı. Seçme hakkını kullandıysa yapmalı bence dedim. E şu anda da bakıyorum 10'a 5 biten bir oyun var. Yani Seda burada 4 sayı kazandırmış ve şu yolda ilerlemek zorundalar. Biz bu stratejiyle oyun almaya bakacağız. Ben dalakayla oynayayım, alayım, almayayım meselesi değil bu. Asıl burada sıkıntı şu bence. 10'a 5'e doğru giden 9 galibiyeti arka arkaya alan bir takıma dalakanın ya dur şunu ben bir bozayım deyip seçme işi bence sıkıntı. Çünkü Sedalar zaten yeniyorlar. Yani iki kere Dimitra ile oynamış, iki kere Sude ile oynamış. Zaten fark açılmış. Niye düzenlerini bozsunlar ki? Neden Dalaka ile kendini göstermeye çalışsın? Sonuçta orada Okay ya da Bora gidecek. Çok iyi gidiyoruz. Evet, hemen Sude'yi seç ya da hemen Dimitra'yı seç, finalde kapatalım işi diyebilirler. Ama burada geride olan takımın bir hamle yapması lazım. Bütün hamleler de zaten Dalaka'dan çıktığı için ve gerçekten seçtiği yarışmacıyı en kötü %60-70 ihtimalle yendiği için, neden mesela Katane Dalaka Seda'yı seçmemiş? Çünkü onlar gerideler. Sedalar ne yapsın? Seda diyecek ki ooo 4'te 4 yapmışım. O kayda ben de şeyde burada garantili diyecek. Haklı değil mi sizce? Evet. Dokunulmazlık oyunu tabii ki yapacaklar. Evet, hak veriyorum yani. Şimdi bir görüntü vardı bu arada. İkinci seçmelerde Okay oyuna girmek istiyor. Kendine az ses tonuyla. Bir istiyorsanız onu da LED'den bir izleyelim. Burada hafıza en hızlı. Reset otomatik. Dışarıda bırakacağım. Tamam. Bu yeni tüp bir kısım. Choice will go on the I go choose the okay. Nikos must choose the... Yes, okay, Nikos. You can do this. Okay, so you first choose okay. Yeah. Okay. And then us. Whatever we are going to join. Gidelim. Dimitri oynamadı. Dimitri oynamadı. Ama Dimitri'nin muhafışları iyiydi. Yani. Ne diyorsun? Ya da aldı. Ben de iki tek yaptım. Tamam, aynen. Her seferinde ya o da atamaz, ben de atamam. Dimitri'yi aldı. İlk defa çıkacak parkuru. Seda değil mi? Ha? Sen Dimitra'yı aldığın zaman o mecburiyet. Evet. Ya Okay ben gireyim mi oyuna diyor ama çok böyle sessizce diyor. Bir anda böyle Seda da hiç sanki o demiş dememiş gibi devam ediyorlar sanki. Ya gibi geldi şey, bana. Ha? Şimdi Bora ile Seda ev sahibi, Okay kiracı gibi duruyor oyunda. Gerçekten yani hani... Ama kirayı geç ödeyen kiracı. Kirayı da geç ödeyen mahcup yani bir normal kiracı. Normal bir kiracı da değil. Hani sen zaten iki aylık ödemen var içeride. Sen aynen, ne diyorsun? Hani aynen öyle işte. Biz buraların sahibiyiz. Hani bizden sorulur. Sen kiranı ödediğin zaman sana da bir söz hakkı veririz gibi bir hava var yani. Ama bu Survivor'un başından beri var. Böyle bir durum var yani. Evet, enteresan ya. Yani Okay'ın sessizliği yine burada. Değil mi Damla? Ne diyorsun? Ya şöyle, artık belli bir noktadan sonra ben bunu Okay acaba bu durumu bilinçli mi yapıyor diye düşünmeye başlıyorum. Ne faydası olur ki bilinçli yapmanın? Yani sessiz kaldığın bir yerde insanlar, şimdi bunu bir yaparsın fark edilmezsin, 2-3 falan izleyiciler açısından söylüyorum. 5. aydayız ve artık insanların bu durumu fark ettiğini biliyordur diye tahmin ediyorum. Hani beni oyuna sokmuyorlar, ben söylüyorum ama beni dikkate almıyorlar gibi bir durum mu çiziyor? Yani en son aklıma gelebilecek şey bu oluyor. Çünkü bir yerde kim olursa olsun patlarsın sen. Oyuna girmek istiyorsun, oyuna dahil edilmiyorsun. Bir şey söylüyorsun, sessiz söylüyorsun. Sen yani gerçekten oyuna girmek şey, istiyorsan da... falan yok şu anda. Şu an ben işte ben iki Survivor gördüm. Sen neredeyse 4, sen 3 sayılırsın artık. Buraya gittiniz ya. Ben işte bu ses tonuyla konuşan bir Allah'ın kulunu gördünüz mü şimdiye evet, kadar? Yani bir şey ben istiyorsan diye gerçekten... Bir şey vardır. Şu var bak, eğer gerçekten o oyuna dahil olmak istiyorsan ya da arkadaşlarınla konuşmak, bir strateji yapmak, söz sahibi olmak istiyorsan yüksek ses tonuyla konuşursun, bu bir. Daha öncelerde giremediğin oyunlarda da bundan rahatsızsan o rahatsızlığını dile getirsin. Ben işte bunun kavgasını vereceksen onu da yapabilirsin. Evet. Ama ben yeterince istekli olduğunu düşünmüyorum ya da artık bu bilinçli bir harekete dönmüş durumda. O yani, geliyor en son aklıma. Bir de zaten hani... Oynamıyorlar mı bilmiyorum. Hani bir Okay dışarıda kalacak galiba. Yani Nikos var, şey Okay varken Nikos mu tercih ediliyor? Yani Okay niye bununla alakalı hamle yapmıyor? Yani şimdi atıyorum ben Okay olsam, benim yerime takım Nikos'u tercih etse ben bozulurum buna yani. Ki şey dedi hani kavga etsin demiyoruz. Ben öyle düşünmüyorum. Ne oluyor ya, ben varım da demesin. Sadece sesini duyursun. Ben gerçekten Bora ile Seda'nın konuşmasına ben Okay'ı duymadım bile. Okay nerede konuşacak diye baktım ben. Ben anlamadım bile. Yani sadece tonunu yükseltsin biraz. O kadar sessiz söylemesine gerek yok. Biraz bench tonu diye bir şey vardır. Bench adrenalini diye bir şey vardır. Okay'da bench'teki adrenalinden bile eser yok yani. Ben Damla'nın demek istediğini anladım. Hani acaba bunu bilerek mi, kasıtlı mı yapıyor derken Okay'ın bu durumdan aslında çok da mutsuz olmadığını
Hani evet. Mutlu olduğunu düşündüğünü söylüyor. Bana da mantıklı geliyor aslında. Okan şu an hani başrol değil, yan rol gibi gözükmekten mutlu demek ki. Yani çünkü hani başka bir açıklaması yok yani. Ne kadar sessiz kalırsam acaba o kadar iyi mi diye düşünüyor. Hani az tartışmanın içerisine yer alayım, çok fazla konuşmayayım. Ne bileyim işte Seda'nın yanında çok görünmeyeyim ya da Bora'nın yanında çok görünmeyeyim diye de düşünüyor olabilir, böyle bir şey var. Bunların evet. Hepsi iyi fikirler, bunları biliyorsa bunların hepsi çok iyi fikirler ama ben işte değil bence. Tabii. Her yerde iyi ama ben işte bak, değil. Ama bak böyle bir şey varsa da onun önlemini alman lazımdı. Artık son 10 gün kalmış. Yani şimdi atıyorum Okay son iki koltuğuna oturduğunda, oturursa eğer, yani bunlar hep düşünülecek, anlatabildim mi? Yani çok geçti artık. Biz bak bunu kaç aydır konuşuyoruz, bu Okay'ın sessizliğini. Yani bunların hepsi Okay'ın önüne çıkabilir. Biraz ses çıkarması, kendini daha çok anlatması, seyirciye aktarması, bizim onun karakterini çözmemiz lazım. Ben hala diyorum ya Okay'ı çözemedim. Yani Okay'a o yatarken hani hangi özelliği için o yatacağım bunu benim bilmem lazım. Ama hala bilemiyorum. Yusuf için bir bilgim var. Bora için bir bilgim var. Hikmet için var. Seda için var. Emre için var. Ama Okay için hala yok bende bir şey. Gerçekten yok ki tekrar söylüyorum. Okay benim şu yarışmada kendimi en yakın hissettiğim adam. Ama bilmiyorum diyecek bir şey yok. Devam edelim. Oyun sırasında Bora Yusuf'a doğru bir kum torbası atıyor. Ve ufak bir tartışma çıkıyor. İzliyoruz. Bora önde. Sürünmeye girdi Yusuf şimdi. Sürünmede gerçekten farkı kapatabilen bir yarışmacı. Ancak Bora finale Yusuf'tan önce gelecek. Bora geldi ama Yusuf gerçekten iyi bir atak yaptı. Aradaki farkı minimuma indirdi. Geride de gelseniz el çabukluğunuz varsa finalde farkı kapatabiliyorsunuz. Bravo, bravo. Fast, bravo. Evet. Bravo. Yusuf, Bora çok hızlı sayılarını yerleştiriyorlar. Bora bitirdi, atışlara başlayacak. Yusuf da bitirdi. Bora 1-1. Bora 2-2. Skor 4-3 oldu. Alo. 1-2-3 Bora, 1-2-3 fighting. I can't understand why he did this. He won, yeah. And he threw the sandbag to Barracuda. Yeah, he's, you know, every time like that. No reason. Evet, şimdi ben Bora'nın bu yaptığını eleştirirsem kendimle ters düşmüş olurum. O yüzden bir şey demeyeceğim. Yani aslında izleyince biraz tabii şey gibi de geliyor. Ağır gibi de geliyor. Ama hani oyun içinde bir tık tatlı, bir tık tatsız ama yine dediğin gibi seyir zevkine yönelik hareketler bunlar. Hani sen deviremedin, ben kazandım, sen kazanamadın. Çünkü en çok uğraştığı insana yaptı bunu. Yani en çok uğraştığın insana sen bunu yaparsan o adam da sana onu kafana fırlatabilir. O zaman her yer karışabilir. Zaten bir içinden geçti bak şimdi. Geçer tabii yani. Çünkü her gün uğraştığı insan. Aynen, Bora'ya gelmesin diye şöyle biraz daha ileri doğru savuruyor. Hani bir böyle ona bir tepki gösterdi ama Bora, Yusuf yine şeytan hep sakin kalmaya çalışıyor. Şeytan aktarıyor ama böyle Yusuf'u engelliyor. Evet, ne diyorsun insan? Ya şimdi Survivor'ın bazı klişeleri vardır. Hepimiz biliyoruz. Şu öyle yapmak klişedir, böyle yapmak klişedir. Bu artık Survivor'da kavga çıkartacak bir neden bir yerde. Çünkü biz bunu Tur abi Rumen yarışmacılarla oynarken kavga çıktı. Geçen sene Mustafa Kemal Anıl'la ilgili bir şey olmuştu, kavga çıktı. Bu sene de oldu birkaç kere. Bu kaşımak aslında. Bir de sen şimdi en ciddi gördüğün rakibini, en kendine uzak, en anlaşamadığın kişiye bunu yaptığın zaman bu sevimli durmaz. Bunu da biz şimdi panorama masasında eleştirmezsek de olmaz. Bunu kim yaparsa Survivor'da, yani sen en sevmediğin rakibinin karşı tarafına kazandıktan sonra dalga geçer gibi bir şey yapmaya kalkarsan bu eleştirilir. Bu iyi de durmaz bence zaten. İyi de durmuyor şu an. Bora bunu yaparak ne kazanıyor mesela? Hani bunu yaparak en fazla Yusuf'u sinirlendirebiliyor. Ama dışarıda tepki çekecek bir hareket bu. Ben mesela Survivor'a gitsem asla yapmam. Veya Survivor'a giden birine de bunu yapmasını tavsiye etmem. Bora bunun tepki alacağını düşünmüyordur bence. Ya herhalde düşünmüyor ki böyle bir şey yapıyor. Ama bu geçen senelerde de, ondan önceki senede de, bu senede de tepki alan bir davranış. Kazanıyorsun, kazanmayı bilmek lazım.
kazandığın zaman kaybeden kişinin tarafına doğru bir şey atarsan bu onunla dalga geçmek gibi bir şey oluyor. Bunu yapmamak lazım. Yani bu belki orada Yusuf'u sinirlendiriyor, oyundan düşürüyor. Belki o an için iyi. O an için iyi. Ama dışarıda iyi gözükmüyor işte. Evet. Yani yarın öbür gün bana diyorsanız Bora niye kaybediyor? İşte bunlardan dolayı kaybediyor. Orada kazanmak için her şeyi yapıyor. Ama bu dışarıda SMS'de iyi ona yansımayacak. Geri dönmeyecek yani. Evet. Damla sen neler söyleyeceksin? İhsan'ın lafını bölmek için çok çabaladın ama bari sözü sana vereyim de rahat rahat konuş. Böldüm mü? Yok yok şaka yapıyorum. Geçen bölmüş ya şimdi bölemedin. Devam edebilirsin. Böldürmedi yani onu demek istiyor. Pardon İhsan bundan sonra konuşmayacağım sen yok. İstediğin gibi konuşabilirsin sıkıntı yok. Ya şöyle düşünüyorum şimdi Bora'ya aynı tepki Bora'ya yapıldığı zaman Bora'nın da buna bir karşılık verebileceğini tahmin edebiliyoruz ki Bora da agresif ve gergin olan bir yarışmacı. İstekli bir yarışmacı. Hani karşısındaki yarışmacının psikolojisiyle oynayayım, onun motivasyonunu düşüreyim derken işte dışarıya bunlar kötü yansıyor. Her ne kadar Hakan sen bu hareketleri çok sevsen de karşındaki rakibe buna yapsan da ama bunlar bence etik olmayan davranışlar. Bence de gittiğinde yapılmaması gerekiyor. Ya atış yapmak istiyorsan, çok denemek istiyorsan kendi yerine atarsın. İleriye atarsın. Başka ne yapayım? Atarsın. Ben de kalp yapamıyorum. Onu yapıyorum yani. Ne yapayım ya? Bak yapamıyorum yani. Ya. Olmuyor bak. Bu yamuk Bora oluyor. Yapıldı. Bora sesini çıkarmadı. Şöyle bir bakış attı. Sonra döndü. Çünkü 5 kere 10 kere Bora evet. Yapınca bir kere ona yapıldığında böyle bir aklına geldi anladın mı? O, tepki verecekti ama otokontrolü sağlam oldu. Bora da buna hani bunun aslında neden yapıldığını bildiği için o beklenen tepkiyi vermedi. Bana kalırsa. Ama ben bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ben sadece aklıma geleni söylemek istiyorum şu anda. Şu izlediğim şeyin içinde şampiyon olmayacağını sanki bilen tek amacı yani Yusuf'u hani hep şey diyor ya bak işte efendi numarası yaptın şimdi gösterdin kendini diyor. Bir hani sinirlendirip sonra gösterdin şimdi asıl agresifliğini diyor ya. Hı hı. Sanki bunları yaparak ben şampiyon olmayacağım ama Yusuf'un bu agresif tarafında yaptığım iğnelerle ortaya çıkaracağım gibi bir durumu var sanki. Yani bu durumun nasıl karşılanacağını çok iyi bildiğini halk tarafından. Yusuf'un nasıl sinirlenebileceğini çok iyi bildiğini düşünüyorum. O yüzden bunları böyle hakikaten bu o düşündüğü Yusuf'un içindeki o sinirli adamı çıkarmak için çabaladığını düşünüyorum ben bu aşamada. Ve bunu sadece bunu amaçlayan ve bu yolda ilerleyen bir insanın da şampiyon olacağını düşünmediğini düşünüyorum. Sanki inanmıyor şampiyon olacağına. Bora mı? Öyle hissediyorum ben. Yani bu izlediğim birkaç gün içinde sanki böyle şampiyon olmayacağını biliyor da ama o benim karşımda bu insanlara olmuyor kadar diyor ya sürekli. Hani Yusuf'un oynadığını düşünüyor ya kendi hissi yani bu. Bunu göstereceğim adlı bir çalışması var gibi sanki. Bence öyle olamaz çünkü şey yani ilk başından beri geldiğinden beri böyle olduğu için Bora o zaman ilk gelirken de ben şampiyon olmayacağım da insanların gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım gibi psikolojiye hayır, gelmiş olması lazım. Bence hani gelenler gidenler oldu elemeler oldu yanındakiler gitti etti falan az çok hepimiz anlıyoruz oradaki durumu. Yusuf'un kitlesini ya da işte Seda'nınkini ya da Sude'ninkini herkes az çok biliyordur çıkılan potolardan falan filan. Bu aşamada agresiflik yaptığını ya da yanlışları olduğunu Bora gerçekten çok akıllı bir adam. Değil yanlışların bence. Çoğunu daha da yani önceki bilerek yaptığını söyledi zaten. Evet ama şöyle yani psikoloji oynama açısından yanlış yaptığının fakat burası yani Survivor'ın da bir psikolojik savaş olduğunu dile getirdi. Hataların muhakkak vardır ama haklı o gördüğü kısımları çok fazla çünkü bir potadan çıktıktan sonra ben demek ki haklıydım ki insanlar beni haklı gördü ki gördüm bak ben bu potadan çıktım da dedi. Yani aslında o bence eskiden olan bilinçli bir şey ama son zamanlara baktığın zaman hani son 2-3 haftaya baktığın zaman Allah aşkına bütün survivorlarınızda kimin şampiyon olabileceğini final hissetmediniz mi? Yani bilemiyorum ama ben Bora'nın şu an hatasız bir şekilde şampiyonluğa gidiyor hissiyatında olduğunu düşünüyorum. Evet, ben öyle olduğunu yani düşünüyorum. Yani kesinlikle. Çünkü ne oluyor? Ailesiyle konuşuyor. Mesela eşi diyor ki harika gidiyorsun, her şey çok güzel, çizgini bozma, seninle gurur duyuyoruz diyor. Arkadaşıyla konuşuyor, her zamanki Bora'sın, seni takdir ediyoruz, oyunlarda da çok iyisin. Herkes bir hani Survivor'da aileyle konuştum, aile Allah, poh 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 böyle. Aile konuşmasında kötü bir çıkıyorsun aile konuşmasından. Ah diyorsun ben galiba herhalde Türkiye inliyor orada Hakan Hakan diye, İhsan İhsan diye, Bora Bora diye. Yani ama Bora bunu biliyor yani onun oraya atmasını Yusuf'u ne kadar sinirlendireceğini hatta o torbanın belki biliyor kafasına patlatacağını bak, biliyor. Sinirlendireceğini biliyor ama halk tarafından tepki çekeceğini bilmiyor işte. Bence Bora ya? Bu Survivor'da olur da elenirse elendiğine en şaşıran yarışmacı olacak.
Ben de aynı fikirdeyim. Ya ben böyle düşünüyorum. Çünkü o şu an birçok şeyi tam doğru yaptığını düşünüyor. Takıma kaptanlık yaptığını, işte herkese sahip çıktığını, oyunlarda iyi olduğunu, en hızlı olduğunu, havuzda iyi olduğunu falan. Bunlarla böyle bir de işte pota birkaç tane çok kuvvetli potadan lider çıktı. Yani lider derken elenmeden çıktı. Şu an gerçekten böyle hani full böyle finale doğru gittiğini düşünüyor. İşte ben de diyorum fikirlerin doğru olduğunu düşünüyor. Ondan yana sıkıntım yok. Ama ben Yusuf'a yaptığı bu şeyin yani ona zarar vereceğini bildiğini düşünüyorum. Sence bunları Yusuf'u sadece şampiyonluktan etmek için mi yapıyor? Yani Bora yoksa oyunun bunu içinde bir tat olarak mı yapıyor? O yani sürekli hani, bunu dile getirmiyor mu? O anki mu? Hırsıyla yani. Ya ben o anki hırsı değil. Seban dediği çok doğru. Sanki yani bunu bilerek değil ama sanki gerçekten kazanamayacağını tahmin eden bir yarışmacı gibi davranıyor. Çünkü yani Survivor 10 yıldır Türkiye'de yayınlanan bilinen bu masalar var. Neler eleştiriliyor, neler seviliyor, neler sevilmiyor. Aşağı yukarı herkes biliyor. Şimdi Bora'nın yaptığı bu hareketler hep eleştirilen ve sevilmeyen hareketler. Bora bunu biliyor. Bunu bilerek niye yapıyor? Yusuf'u şampiyonluktan etmek için. Yani, ama Yusuf'u şampiyonluktan ederken evet, kendini işte, şampiyon yapmak evet, için. Yani hayır, ben zaten olamayacağım Yusuf'ta bunun, olmasın bununla değil. Işte, bence bununla olamayacağını hayır, biliyor. Öyle bir şey yok. Kim öyle Survivor'a gider ki? Bana evet. Acun abi desin ki ya bence sen şampiyon olamazsın desin Survivor'ın son bir ayında. Ben bırakır giderim Türkiye'ye mesela. Yani %1'lik şey ihtimalin olacağını bilsen bile sonuna kadar mücadele edersin. Ben şampiyon olacağım. Tabii ki ya, öyle şey olur mu ya? İçinde, İçinde umutla yaşıyorsun yani, orada. Evet, bir şeyleri ortaya çıkarmak isteyebilir ama kum torbası atarak değil de ne bileyim hani başka hareketlerle şampiyonluğa gidebileceğini tamam, düşünecek kadar zeki ben bir adam de sana şunu geliyor bana. Kendi şampiyon olmayacağını düşünüyor. Yusuf'u da şampiyon yapmak istemiyor. Ne amaçla orada Bora? Yani herkes Survivor'da bir kere şöyle bir gerçek var. Yani kaç tane yarışmacı gitti. Survivor'da değil, hayatta onunla, böyle bir gerçek var. İnsan at, kendi için yaşar. İlk ondakileri at. Hani bu 10 kişi eleneceğini bilerek gider zaten. Bu 10 kişi eleneceğini bilerek gider. Ama yine de giderler. Çünkü bu orada gittiğin zaman da kalmak istersin. Bilirsin orada erkek bir şampiyon olacak ama ben son haftaya kadar ben gitmek istiyorum. Bari yanına oturayım dersin. Bu öyle bir şey. Bora'nın benim sadece söylemek istediğim şu benim. Akıllı bir adam. Bu yolu alırken de sürekli şunu dile getiriyor. Yusuf oynuyor. Bak 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 hemen sinirlendi. Bak bak hemen agresife bağladı. Diyor ya. Bu içinde olur ya bazı insanın bana böyle bir haksızlık yapıyor göstereceğim onu oynadığını hani kendince böyle bir şey yaşıyor ya sanki tek amacı Yusuf'un o yanını böyle ortaya çıkarmak için bir çaba göstermek gibi geliyor bana. Hı hı. Geçen gün de söylemiştim ya kendi şampiyonluğu adına tek hareketi yok Bora'nın. Yani o kum torbayı torbasını atması bile bence Yusuf bana geri atarsa o benim kafama yani gelirse. Evet, kötü taraflarını gibi ortaya çıkarmaya çalışıyor doğru ama kendisi şampiyonluk istemiyor gibi bir durum bu kısımda ben da bunları yapan insanın beyninde yani akıllı da bir adam olduğunu düşünüyorum. Ben kum torbasını atarsam şampiyon olamam. Yani ben bu hareketlerle hangi adam şampiyon olmuş ben olayım düşünecek kadar da zeki bir adam olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum ya. Bunu tartışmaya devam edelim ama kısa bir ara reklamlardan sonra Survivor Panorama devam ediyor. Evet efendim devam ediyoruz. Okay'ı konuşuyorduk çok mu sessiz kalıyor diye bu oyunlarda. Demin çünkü oyuna çıkarken bir böyle hani ben de oynasam falan. Ben bunu hala bir konuşmak istiyorum açıkçası. Yani Okay'ın sizce final şansı, şampiyonluk şansı nedir? Bunu ben tekrardan bir sorayım. Şöyle bir yorumlarsanız sevinirim. İhsan senle başlayalım. Okay'ın bir kere son dörde kalmış olduğunu düşünerek başka bir şey söyleyebilirim. Veya şimdi mesela Okay birileriyle eğer sence kaldı mı Okay son dörde? Bilmem. Sonuçta bir kişi elenecek. Kalmış olduğunu düşünerek dedin o yüzden. Yani kalmış olduğunu düşünerek farklı yorumları. Anladım tamam okey. Öbür türlü farklı yorumlayabiliriz. Çünkü şu an bir kişi daha elenecek Türk yarışmacı. Hı hı. Bu beyaz takımdan siyah takımdan olabilir. Yusuf da olabilir, Okay da olabilir. Seda, Bora ve diğer Emre de olabilir. Dolayısıyla şimdi Okay eğer son dörde kalırsa tekrardan SMS olacak. Okay'ın çıktığı kişilere bakmak lazım. Ben mesela Okay'la Bora bugün SMS'e çıksın. Son ne kadar sessiz kalsa da ne olsa da Okay'ın profili Bora'nın profiline göre daha çok SMS alabileceğini tahmin ediyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Diğer yarışmacılarla Seda'yı da buna katıyorum. Seda'dan da belki alabilir. O biraz muallak. Emre'den de fazla alabilir. Bilemiyorum. Yusuf'tan da fazla alabilir. Yani o zaman şey ama sadece Okay'ın geçebileceği ismin karşı karşıya geldiklerinde Bora'nın kesin olabileceğini düşünüyorum. Hani diğerleriyle böyle daha ortada. Daha ortadaysa demek ki şampiyonluk şansı var.
Çünkü neden Bora'yla? Çünkü Bora'yla bir şeyler yaşadı ve yaşadıklarında da genelde Okay haklıydı. Profil olarak belki kendisine böyle büyük fan kitleleri yaratmayacak bir profil. Ama Bora gibi biriyle de SMS'e çıkarsa sanki Bora'nın hani Okay'a karşı çok dezavantajları var SMS'te. İşte az önce anlattığımız mevzulardan dolayı. Hı hı. Yani Bora'yı eleyebilir ama diğerleriyle tam kafa kafaya gibi düşünüyorum. O yüzden de tabii ki şampiyonluk şansı var. Evet. Sen ne düşünüyorsun Sema? Ben şöyle düşünüyorum. Okay'ın genel bir oyda, yani final oylaması değil de genel bir oyda antipatik olan çoğu, ya hiç neredeyse, belki de hiçtir tarafı olmadığı için, kitlelerin antipatisini kazanmadığı için karşısındaki insan da, tabii mesela Bora ise eğer, karşısındaki insandan dolayı oy alacağını düşünüyorum. Hani Bora'yı çok seven var, evet, çok büyük bir kitlesi olduğunu ben biliyorum. Ama sevmeyeni de var ya, o sevmeyenlerin Okay'a destek çıkacağını ve Okay'ın da kendi duruşuyla beraber öyle bir potadan çıkacağını düşünüyorum. Ama şampiyonluk potasına oturduğu zaman iki koltuktan birine oturdu diyelim. O zaman insanlar daha çok böyle Okay'ın oy çeken tarafı yok şampiyonluk yolunda da. Evet, antipatik tarafı yok ama şampiyonluk içinde oy çeken, işte evet, takımı için şöyle bir şeyin altına, taşın altına elini koydu. Ya da işte takımı için hayır bugün bu oynayacak, bu işi bitirmemiz takımı lazım. Takımı kurtaran bir durum olmadı. Öyle bir hamlesi olmadı. Oy çekecek bir durumu yok şampiyonluk şeyine oturursa. Ama diğer potalarda bence antipatik hiçbir tarafı olmadığı için karşısındaki şeye göre çok fazla oy alacağını düşünüyorum. Sen Damla? Ya ben finale gidebileceğini düşünüyorum ama şampiyonluk kısmında tabii böyle soru işaretlerim var. Çünkü Sema'nın dediği gibi takım için bir şeyler yapıyor olman lazım. Takımı kurtarıyor olman lazım. İşte bayrağa çok çıkman lazım. Ne bileyim, bazı kritik noktalarda takım için bir hamleler yapıp böyle herkesi bir arada tutuyor olman lazım. Okay sessiz, evet, antipatisi olmayan bir insan ya da çok kavgaya girmeyen bir insan. Hani biz Okay'ı sevmiyoruz diyen bir kitleyle henüz karşılaşmadım. Ama Okay şampiyon olmalı diyen bir kitleyle de karşılaşmadım. Okay'ı sevenler var ama herkesin içerisinde değerlendirdiğimiz zaman diğer yarışmacılarla böyle çok çıkış yapan bir yarışmacı değil. Hani şunu şurada yaptı da biz Okay'ın unutulmaz bir anı var, unutulmaz bir oyunu ya da bu oyunda şöyle olmuştu gibi bir tartışması da yok. Haklı gördüğümüz ya da onu haksız gördüğümüz bir tarafta olmadı. O yüzden de çok arada kalabiliyorsun Okay için. Sessiz, evet, sakin birisi. Oyunlara çıkarken de seçmelerde bazen o mağduriyeti yaşadı. O mağduriyetten kaynaklı olarak da insanlar hep Okay'ın arkasında durdu. Fakat baktığımızda şu anda mesela artık bilinçli yaptığını da düşünmeye başladım. Sen oynayacaksın, oynamak da zorundasın. Hani bunu bir sessiz bir şekilde söylemenin kime ne gibi bir faydası olabilir ki? Evet. Oynamak istiyorsan da orada sesini çıkartıyor olman lazım. Geçen sefer az önce sen söyledin de hani tartışmasın da dedin. Tartışması gerekiyorsa oynaması için, onun için faydalı olacaksa ve arkadaşları ona ters tepki veriyorsa, evet, bunun için sonuna kadar da tartışsın tabii isterim ki ben. Öyle. Bırak tartışmayı, hani tonunu bile yükseltmiyor. Hani biraz tonunu duyulmuyorsun yani. Hakikaten VTR'de bile duyulmuyorsun. Hani şöyle baktığım zaman diyelim ki Yusuf'la ya da Seda'yla potaya girdi. Yani final için insanlar bakacak ikisine de. Şimdi tartışmaya girdiği için değil. Yusuf'un kavgası olmuş olabilir. Tartışması olmuş olabilir. Ama takımda hata yapan bir yarışmacı olduğu zaman peşinden gidip Emre, kötüğün için söylemiyorum, bu hatayı bu takım adına tekrar yapma diye söylüyorum. Şimdi Okay bunu biliyor. Okay çok güzel konuşur. O hem öğretmen, hem bir kız çocuğunu büyütüyor, hem bir aile babası. Bu şekillerde müdahaleleri bile olsa aslında Okay, evet, çok ortaya çıkardı. Şimdi o aşamada da Yusuf'la çıktığı zaman ya bu adamın böyle bir duruşu var. Ya da Seda hayır kavga etmeyin ya da ne bileyim hayır bu top burada duracak deyip keskin bir kararı topu koyuyor. O aşamada da oy çekecek hareketleri yok sadece. Ama asla sevmeyeni de yok. Ben, evet, rastlamadım Okay'da. Hiç sevmiyorum diyen bir Allah'ın kuluna rastlamadım. Evet, şimdi şöyle yapalım. Sude'nin elendiği dün akşam yayınlanan ikinci dokunulmazlık oyunu izleyelim. Biliyorsunuz 10'a 8 beyazlar kazanmıştı. Neler yaşanmış izleyelim, ardından buradayız. Hazır. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Bravo, bravo. 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 Bravo.
tane atması lazım. Emre bir. Emre kazandı. Tarif, tarif. İlk otu da mesela Afrodite önde. Afrodite atışlarda. Atamadı. Sude de atamadı. Afrodite bir. Afrodite bir bir. Bora önde. Bora atış avantajı. Bora şimdi bir ve Bora kazandı. Bora kazandı. 2-1. Beyaz takım 2-1 yaptı. Haydi. Sude Seda mücadelesi. Şu anda Seda Aspak önde. İlk turda atışları iyi değildi Seda'nın. Sude çok ağır kaldı gerçekten. Seda artık avantajlı. Ve Seda kazandı. Büyük fark var bu arada. Onu da söyleyeyim. İkinci tura bile önce başladı Seda. 6-2. Vamos capitán, vamos. Aspak'la Dalak öndeydi. Birkaç adım fark var. Avantaj Afrodite'de. Çok çabuk bitirdi puzzle'ı. Afrodite atışları iyi bir yarışmacı ama atamadı. Dalak'a bir yaptı. Afrodite büyük fırsat kaçırdı gerçekten. Ve Dalak'a kılpayı atamadı. Afrodite. Bravo. İnanılmaz şeyler oldu. Emre'nin şu anda her şeyin ortaya koyduğunu görüyorum. Gerçekten parkuru delecek neredeyse. Nikos çok hızlı bir yarışmacı. Ama şu anda Emre'ye yetişebilecek birini tanımıyorum. Çok çabuk geldi. Emre atamadı. Bir. Emre ve 8-7. 8-7. Oyun şimdi başka bir yere geldi. 8-7 oldu. Afrodite her şeyi ortaya koyuyor. Kazanırsa okumasının sahibi olacak beyaz takım. Katerina Dalak önde şu anda. Yaklaşık 2 metre fark var. Afrodite bırakmıyor. Dalak'a her şeyi ortaya koyuyor. Çok az fark var. Arayışını biraz daha açtı Dalak'a. Dalak'a 3-4 metre fark yaptı. Puzzle önce geliyor. Puzzle'ın parçalarına şu anda ulaştı Dalak'a. Ama burada arayı kapatıyor. Ve işte önüne de geçti. Afrodite sihirbaz gibi aldı puzzle'ı, yerleştirdi. Atışlara başladı. Afrodite 1, Afrodite 2. Afrodite şov yaptı. Şov yaptı. Afrodite şov yaptık. Dokunulmazlık beyaz takımın. Çok saçma bence. Evet. İkinci dokunulmazlık oyunu da 10'a 8 beyazların üstünlüğüyle sonuçlandı ve siyah takımdan Sude bu sonuçla adaya veda etti Emre elenerek. Şöyle yapalım, istatistiklere bakalım İhsan. Neler söyleyeceksin dün akşamki ikinci dokunulmazlık oyunuyla alakalı? Bora'nın 3'te 3'ü var hemen göze çarpan. Dimitra ve Nikos'un da 2'de 0 ve 3'te 0'ları var. Bora için iyi bir geceydi. Afrodite için çok iyi bir geceydi. O da 5'te 4 yaptı. Yani Bora ile Afrodite toplamda zaten 7 sayı getirdiler takımına. Önemli bir galibiyeti önemli unsurlar. Şey var, 7-3'ten hatta 8-4'ten bir dönüş var. 8-8'e oyun döndü galiba derken. Çünkü 8-4'te oyun bitti diyoruz. 8-8'e gelince oyun diyorsun ki ya döndü oyun. Çünkü bu tarafta zaten Dalaka var. Oyun vermez filan gibi düşünüyorsun psikolojik olarak. Ama 8-8'den tekrardan oyunu çeviren bir beyaz takım var. Burada biraz şeyde söz konusu bazı bir durumlar oldu. Hani seçme seçmeme. 8-8 olduktan sonra kimler best of'a çıkacak diye.
Şimdi onlara bakıyorum da Best of'a çıkanlar çok doğru isimler her iki takım için de. Bora 2'de 2 yapmış, Afrodit 4'te 3 yapmış. Onlar tercih ediliyor, çok normal. Emre 4'te 3 yapmış, Dalaka 3'te 2 yapmış. Onlar tercih ediyor, o da çok normal. Yani çıkması gereken kişiler tam bunlardı. Ama şans mı diyeyim artık, beceri mi diyeyim, yani bir şekilde her şey şeye güldü, beyaz takıma güldü ve dolayısıyla Suudi'de gitmek zorunda kaldılar. Evet. Sen ne düşünüyorsun Sema, nasıl bir oyundu? Yani herkes çok güzel mücadele verdi ama tabii ki bir taraf kazanacak. Benim dikkatimi şu çekti. Kararların hepsi doğru evet ama orada Afrodit kazandıktan sonra hiç yüksek bir şey yapmamasına rağmen sevinirken Dalaka'nın gelip onu alkış yapması, sonra Afrodit gidiyor sarılıyor, hani yanlış mı anladı bir şeyleri diye. Dalaka çekilmeye falan çalışıyor, orası ben hiç anlamadım. Yakın arkadaşa neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Afrodit'e karşı bir galibiyet alamadığı için. Olabilir. Duruma... Yani Dalaka'da en çok galibiyet alan, belki Afrodit'e en çok zarar veren, yani zarar ver derken. Yenen. Hani bu yenen, bu psikolojisine sebep olan yarışmacı. En yakın arkadaşı ama o yenmek zorunda Dalaka onu. Kusura bakma arkadaşımsın deyip yenecek tabii ki. Ama şu an Afrodit Dalaka'yı yendi diye neden Dalaka böyle bir şey yaptı ben anlamadım mesela. Belki bu yüzden kızgın olabilir ona. Dalaka'da bir şey var böyle bir... O görüntü varsa alabilir miyiz? Ben, acaba kız bir şey mi yaptı? Yani Dalaka eskiden 4-5 oyuna çıkardı. 2-3 gündür böyle biraz böyle bir hastalığı var, bir halsizliği var. Hastalıktan sonra evet, az oyuna çıkıyor. Evet. Bir böyle ama şu an... Yok. Evet. Yani bir gerileme var Dalaka'da ama yani şu an açık ara Yunan tarafının en büyük şampiyonluğu. Tabii kadar. Ki yani, kesinlikle öyle. Hani şey gibi şu an atıyorum Barcelona ile İşte dandik bir Avrupa takımının maçı gibi yani. Bence Dalaka'nın Yunanistan'da şampiyon olmaması için hiçbir neden yok. Yani şimdi karşısına buradan onu da konuşalım. Yani kim gelir? Kim gelirse Dalaka'yı zorlar. Hani daha önce de konuştuk ama bilmiyorum yani. En kuvvetli aday bana Nikos geliyor mesela. Hani o noktada da diyorum ki Dalaka ile Nikos kalsa neden Nikos'a oy atayım ki bu kadar başarılı bir Dalaka varken? Evet. Sadece çok efendi evet. Ama Survivor'da hani performans da çok değerli bir şey. Dalaka'nın performansı hele çok çok değerli. Hem performansı değerli hem de bak şurada. Bir de çok büyük bir hatası da yok. Yani evet bazen ha, burası hiçbir şey yok sen. Burada evet. Hani gelip alkışladık. Kız ama hiçbir şey olmadı. Sevindi sadece. Bak bunu yaptı. Ama Afrodit kazanabilir. Afrodit kazanmayı hak eden kötü bir şey yok ki ama. Hani neden böyle? Ama Afrodit bunu anlıyor zaten, o yüzden sarılmaya çalışıyor. Şimdi yani benim burada gördüğüm şu. Tebrik alkışı mı? İçten gelen bu samimiyet. Dalaka'nın tebrik yoksa... alkışı. Bir yandan yenildiğine üzgün. Bir yandan beyaz takım orada zıplamaya ve eğlenmeye başlayacak. Kısa tutuyor seremoniyi, oradan devam ediyor. Benim gördüğüm bu yani. Daha ötesi bir şey yok ki burada. Bana çok ilginç İçinde... geldi bu. Yani ben öyle olsa ama Afrodit sarıldığında o da ona yani, sarılırdı. Evet. Öyle bir şey. Ama giden Dalaka zaten. Niye Dalaka'yı burada şey yapıyorsunuz ki? Dalaka gitmiyor. O bunu yaptıktan sonra Afrodit'i bak onun ne olduğunu anlıyor. Sonra Dalaka da çekilip gidiyor. Hani buna gerek yok, anladın mı? Çünkü sen zaten bu saatten sonra hiç oyun almasan da sen gelmiş geçmiş en iyi yarışmacısın. Hem kadın hem erkek. Sen o gün yenilebilirsin. Belki hasta gerçekten evet. Yani her şey olabilir. Oyunu bile bitiremeyebilirsin. Ama senin o kadar çok kredin var ki o senin yakın arkadaşın, o kazanabilir de ki en az koyan o olur ya, yakın arkadaşın senden oyunu aldığı zaman ya da onu elenirsen hiç o kadar üzülmezsin. Bilmiyorum, bana çok şey geldi. Yani Dalaka'nın böyle şeyleri tepki göstermemesi lazım bence. İhsan sen neler söyleyeceksin Dalaka ile alakalı? Nasıl gidiyor, ne yapar? Afrodit ile aralarında gizli bir rekabet var mı? Var. Ya da Dalaka finale kalırsa senin Dalaka'nın karşısındaki şampiyonluk adayın, favorin kim? Kim en çok Dalaka'yı zorlar? Dalaka şampiyon olur mu? Dalaka %80 şampiyon olur. Yani Dalaka da şampiyon olmuyorsa zaten nasıl olacak? Çünkü bu senenin açık ara en iyi yarışmacısı şu an. İstatistik olarak da öyle. Duruş olarak da gayet beğeniyorum. Yani gayet iyi bir yarışmacı. Dalaka'yı zorlarsa bence... Ya tabii ki şimdi adaylar var. Yani Afrodit de bir aday, Nikos da bir aday, Dimitra da bir aday ama... Panayotis çok aday göremiyorum ben. Nedense hani bunu söylediğim zaman da böyle bir iki mesaj alıyorum. Panayotis Türkiye'den de sevenler var, niye öyle düşünüyorsun diye. Belki hani çok iyi izlemediğim için Yunan tarafını, o gözle bakmadığım için bilmiyorum ama... Şimdi Dalaka'yı finalde görüyorum, rakibinin kim olacağını merak ediyorum açıkçası direkt. Çünkü ama yakışan da şu Afrodit'i. Sanki böyle Afrodit, Dalaka iki böyle çok güçlü kadın karakter.
çok iyi bir finalmiş gibi geliyor bana Yunan tarafı için. Keyifle de izlerim ve merak ederim sonucunu. Dimitra çok sempatik, çok beğeniyorum. Çok iyi bir yarışmacı ama sanki orası için biraz hafif kalıyor. Nikos kesinlikle bu senenin en iyi erkek yarışmacısı Yunan tarafında. Ama şampiyonluk için yeterli performans yok, sahibi değil. Ben yani orayı böyle bir Dalaka Afrodite finali istiyorum. Yani insan olarak, içgüdüsel olarak böyle bir şey istiyorum. Ama gerçekten Afrodite kazanırsa da üzülmem. Peki bir şey soracağım. Yani Afrodite bu sene yarışmaya çok şey verdi mi sence? Verdi. Ben yani kesinlikle verdiğini düşünüyorum. Dalaka'dan fazla mı yani? Ya da Dalaka'ya yakın mı? Bana mesela öyle gelmiyor işte. Ben baktığım zaman... Hiç kimse Dalaka'dan fazla vermedi bence. Evet ama hani şu da var yani. Gerçekten hani Dalaka bu sene çok rakipsiz. Yani evet Afrodite ile ben Dalaka'yı aynı şeye koysam... Hani şimdi mesela Dalaka ile Nikos'u koysam derim ki... Nikos acayip bir iletişime sahip adada. Acayip saygılı, hiçbir hatası yok. Bundan dolayı bir acaba mı olur bende. Ama Afrodite'yi koyduğum zaman... Hani evet performansı Nikos'tan bir tık daha iyi. Bak o kadar ama bir tık daha iyi. Ama o da çok hatalar yaptı. O da çok geri planda kaldı. Bunu kendi de tercih etti. İyi bir başlangıç yaptı ama sonra hep düşüşteydi. Sonlara doğru biraz böyle yükselişe evet, geçti. O kadar yani. Çok ben yani şimdi Afrodite ile Dalaka finale çıksın. Hani %99 Dalaka şampiyon olur derim yani. Ama Nikos çıkarsa o zaman işte senin dediğin gibi %80 %70 derim yani Dalaka için. Bence her şeye geçtim. Dalaka'dan bu kadar çekindiği ortadayken yani onun aslında Afrodite bile ne kadar büyük olduğunun farkında. Ne kadar iyi, ne kadar korkulası ve yukarılarda bir yarışmacı olduğunun farkında. Yan yana koyduğun zaman bunu kendisi bile biliyorsa izleyenler mi bilmeyecek? Yani hakikaten bence herkes Dalaka'nın hak ettiğini düşünüyordur. Ne olursa olsun sadece performansa değil. Yani Dalaka'ya baktığınız zaman bu performansta, bunu daha önce de söyledim. Bu performansı keşke diğer yarışmacılara tek tek verseler de bir egolarını görsek. Hani evet bazen daha sert görünebilir. Ben bunun biraz da branş kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama... Sert görünebilir, oyunda sadece oyunu düşünüyor olabilir, sempatikçe hareketler yapmıyor olabilir, sempatikçe taklalar atmıyor olabilir, hani sevinçleri çok göstermiyor olabilir. Ama bence branşı ve karakteri gereği bu performanstaki herkes bu kadar da doğru da ilerleyemez. Evet. Yani karakter olarak da çok aşağı kalır yanıyor birçok insandan. Evet, takla demişken enteresan bir şey de yaşandı oyunda. Yusuf'la Emre arasında bir takla krizi yaşandı. Emre takla atıyor, Yusuf da onu uyarmaya geliyor. Neler yaşanmış izliyoruz. Gerçekten büyük avantaj sahibi. Haydi Oklar! Son kozlarını oynuyor siyah takımlı yarışmacılar. Emre Asmak döndü şu anda. Bravo Emre! Bravo, 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 bravo! Çok Asmak var. Okay'ın sevdiği bölümdeyiz ama takıldı. Şimdi parçaları getirecekler. Aynen bak öndesin işte öndesin. Öndesin öndesin. Eşitsiniz önde falan değil sakin ol. Aynen. Çok büyük avantaj var şu anda beyaz takımda. Haydi 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 haydi. Evet evet evet. Haydi. Biraz hızlı ol. Emre ne geçti şu anda? Biraz hızlı ol evet biraz hızlı. Haydi haydi haydi. Sakin ol. Haydi Okay haydi. Okay haydi. Haydi. Haydi Okay, haydi Okay, haydi! Haydi Okay! Emre bir! Emre bir! Okay bir! Okay da kaçırdı! Haydi, 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 haydi! Okay da kaçırdı, Emre! Emre kazandı! Yedi dört. İki hafta kalmış. Sakatlasan ne olacak kendiniz? Sakatlasan ne olacak? Söyle bana. İki hafta kalmış ya. Yusuf bağırma bana sakin ol. Abi gereksiz hareket yapıyorsun. Bağırma sakin ol. Kazandın mı kazandın mı? Tamam abi sen bilirsin yap. Sen böyle ani yükselme bana çıkarma sinirini. Tamam abi sen yap. Devam et abi. Ya kazandık gerginlik yaratma bana çıkarma Yusuf. Ya ben yapmıyorum senin için bir şey söylüyorum abi sakin. Kardeşim haklısın. Yapma diyorum abi. Haydi Black Team! 1, 2, 3, Okay! 1, 2, 3, White Team! Haydi Seda, bu sayıyı getir. Haydi, haydi, haydi. 1, 2, 3, Dimitra! 1, 2, 3, Seda! Yusuf! Pame Dimitra, Pame, haydi! Seda! Haydi, do it! Seda! Haydi Seda! Pame Dimitra, Pame! Haydi Seda, haydi, haydi!
Haydi! We are exactly two. Yes, but we make this and you don't. Yusuf, haydi, hadi, tamam, hadi, hadi. Ya abi, tamam. Bağırıyorum işte. Ne oldu? Hayır, şey yapmayın, tartışmayın. Tamam, tamam. Tartışmayın. Tartışmıyoruz. Çok gerginiz hepimiz, yükseliyoruz birbirimize. Bana Dimitra! Evet, Emre'nin bitmek bilmeyen enerjisi burada oyun sonrası da bir taklayla sonuçlanınca Yusuf diyor ki ya finale gidiyoruz artık. Sonlara geldik, Allah korusun sakatlanırsın diyor. Yani deli dolu Emre'ye böyle bir uyarı yapıyor. Neler düşünüyorsunuz? Çok haklı. Yani ben hatırlıyorum bir gün konsey alanında aynısını bak bak takla atacağım diye betonda attı o taklayı. Benim içim yandı. Hani bir yeri çarpsa bitti, kafası çarpsa bitti. Çünkü zaten son zamanlarda hiç gerek yok böyle bir şeye. Bir de teğet geçiyor burada. Yani evet, teğet kafası değil mi? Bir 10 vurabilir masaya. Yani. Gerçekten haklı bu aşamada. Yani ben onun için de söylediği için bunun bir tartışma kavga olduğunu düşünmüyorum. Bunu çünkü sadece Emre için söylüyor. Ama benim sadece dikkatimi çeken çok küçük bir şey oldu. Şimdi oyun kazanınca kendini böyle havalarda takla attıran bir Emre var. Ve 2-3 keredir oyun kaybettikten sonra yorgunum deyip yani daha oyunda başlıyor yorgunum demeye kendini yere atıyor. Yoruldum çünkü o yüzden yapamadım gibi. Yani herhalde kazanmanın verdiği adrenalinle bir güç yükleniyor. Ama kaybettiğinde de çöküş oluyor zannediyorum. Ama bence yapmamalı. Her evet. Şey olabilir. Sen neler diyorsun Damla? Çünkü Emre'nin önünde şu an kaybetmemesi gereken dokunulmazlık var. Yani iki dokunulmazlıktan birini alsalar Emre artık rahat. Böyle bir durumda kendini böyle bir riske atması bilmiyorum. Tabii şimdi takla atan için... Ne yaptığını bilirsin ya aslında. Hı-hı. Emre diyor ki içinden. Ya evet, çok kolay bir doğru, şey zaten. Doğru diyor. Ama şimdi sonlara geldiğimizde artık herkesin enerjisi tükenmiş durumda. İşte Panayotis Hastanede Dalakan'ın performansı biraz olsa da düştü. Hani o da rahatsız. Şimdi bu Okay da taklayı atıyor ama bak taklayı atarken böyle artık atamıyor. Hani o derece ona da bir şey olacak diye korkuyoruz burada. O yüzden son zamanlarda bu kadar enerjinin tükenmişken bunu parkura yansıtmak lazım. Hani onun yerine başka enerjini sarf ettirecek hareketler değil de gerçekten burada Emre'ye bir şey olabilir. Tamamen Yusuf'un hem onu düşünmesi hem takımı adına böyle bir konuşma yapmış. İster istemez sinirli ve agresif de olabilirsin bunu söylerken. Hani en yakın arkadaşının bir konuda onun canı yanmasın diye uyarırken sanki kendi canın yanıyormuş gibi kızarak bunu söylersin. Bence aynısı olmuş. Biraz daha dikkat ediyor olması lazım ama Sema'nın dediğine katılıyorum. Şimdi oyunu kaybederken çok yoruldum bittim ya da geride kaldığında çok yoruluyorum diye kendini düşürecek hareketler yaparken dışarıya takım arkadaşlarına bunu yansıtırken sayıyı aldıktan sonra da bu takla olayına da hani en azından bir sürelik mi ara versek diyorum. Evet. İhsan biz dün çok konuştuk ama geçen sene çok kolay bir potada elenen Emre'den şu an finale doğru yaklaşmış bir Emre'ye farklı bir profil şampiyon izliyoruz. Adayı. Tabii ki geçen seneki Survivor bu senekinden daha farklıydı. Karşında All-Star takımı vardı. İşte belki o zamanki gönüller içinde bile All-Star'lar vardı. Onlarla potaya çıkabiliyordum falan ama bu sene Emre dediğin gibi şampiyonluk adayı. Nasıl böyle bir değişim oldu? Ya da Emre neyi doğru yaptı geçen seneye göre ya da fırsat mı buldu kendini anlatmak için? Geçen sene bence karambolde gitti. Yani geçen sene Emre'yi tanıyamadık. Emre'yi bilemedik. O yüzden de burada zaten. Yani Emre potansiyeli varmış ki Acun abi birçok yarışmacı var. İlk haftasında elenen, geldiği gibi giden, 3 gün 5 gün kalan birçok yarışmacı var. Hatırlıyor musunuz Acun abinin söz verdiği böyle bir yarışmacı? Ben Emre dışında hatırlamıyorum. Yani evet. Emre'yi tekrardan çağıracağım çünkü içimizde kaldı dedi. Yani Emre adaya geldi, fazla durmadı, bir potaya çıktı, o potada da gitti. Dolayısıyla da o potansiyelin farkında olduğu için belki de Acun abi zaten bu sene ona katılması için bir söz vermişti. Ama bak bu da güzel bir öngörü. Mesela birçok insan geçen sene Emre'yi izleyen ya bu çocuğu seneye ne yapacağız da diyen olmuştur. Olmuş olabilir. Ama bak Acun abi nasıl bir öngörü ki bu sene kalkıp Emre'yi tekrar çağırıyor. Çağırdığı Emre yarıdan başlamasına rağmen geriden başlamasına belki de finale yani. Kalıyor yani. Evet ve şu an çok ciddi final şansı var. Atakan'ı eledi. Dün akşam Sude'yi eledi. Çok önemli bir potansiyel sahibi demek ki Emre. Yani Sude bu yarışmanın çok önemli bir karakteri. En başından beri Türk tarafının en önemli iki kadın yarışmacısından biri. Mesela Emre ondan daha fazla oy almış. Atakan deyince Atakan bu yarışmada çok önemli bir figürdü. Bence başrollerden biriydi. Ama Emre o hafta Atakan'ı eleyecek potansiyeli ulaşmış. Demek ki Emre gelinen noktada geçen sene tamamen karambole gittiğini burada ispatlamış oldu. Buraya kadar geldi. Ama ben bu hareketlerini beğenmiyorum. Yani
bu taklasını falan bana da soruyor olursanız ben Yusuf'tan daha fazla tepki verirdim. O adada olsam sen ne yapıyorsun derdim. Şöyle bir çeki düzen ver kendine derdim. Yani bu, burada yapılacak bir hareket değil. Yani ben buradan anne babalara da sesleniyorum. Ben böyle bir iki tane kaza duydum, gördüm çünkü. Bu yaz da yaklaştı. Havuzlarda, ne bileyim iskelelerde böyle çocuklarımız, arkadaşlarımız böyle atlamaya falan çalışıyorlar. Gerek yok. Bu çok ciddi kazaya sebebiyet verebilecek bir hareket bence. Hani suya da böyle atlamasınlar. Dikkat etsinler böyle şeylere. Orada da yarışmanın son günleri artık. Yarışmanın son günlerinde çok basitçe, çocukça bir hareket yapıyor. Yani hiç gerek yok. Oyunla motive ol. Çık, yani sakatlanmamaya çalış. Takımın sana ihtiyacı var. Senin şampiyonluğa ihtiyacın var. Bir sürü şey iç içe. Emre'nin bu hareketleri yapmaması lazım. Evet. Ben çok önemli bir fırsat kazanmış yani şu an. Evet. Yusuf da güzel bir uyarı yapıyor burada diyelim. Şimdi oyun sırasında Bora'nın kazandıktan sonra beni seçin, beni diye bir bağırışı vardı. Bizim de çok dikkatimizi çekti. İşte o anlar geliyor. Kaybeden takımdan bir Türk yarışmacı gidecek. Bravo Bora! Bravo Bora! Bravo Bora! Emre takıldı. Bora önde Asmak'la. Bora çok kritik bir durum şu anda. Kim önce tamamlayacak? Bora şimdi pası aldı götürüyor. Emre arkasında, Emre devretti, Emre devirdi. Emre vakit kaybetti. Çok ciddi vakit kaybetti. Evet, alamıyor bir türlü. Puzzle'ın parçalarını alamadı. Şimdi geldi. Bora yol aldı şu anda. Bora son parçalarda. Emre vakit kaybetti. Bora çok avantajlı. Çok vakit kaybediyor Emre. Bora'nın 3 atışı en az avantajı var. 3'te 2 yaparsa bitirecek. Bora 1. Atamadı. Şimdi yine atamadı. Bora 1. Bora 2'de 1 yapsa bile yetiyor. Bora şimdi attı. Atamadı. Bora! Beni seçin beni! 9-8. Avantaj beyaz takımda. Haydi aynen. Seçemiyorsun beni haydi. Haydi. Haydi gidiyorum. Haydi haydi. Haydi hop. 1-2-3 Beni seçeceksin. Bu Emre. Ne zaman seçiyoruz zaten. Şimdi ben bu Bora'nın beni seçin dediğinden hala bu Kriyakos olayı gibi bir şeye takık olduğunu düşünüyorum. Yani seçiyorlar zaten, seçecekler de. Bir de hani açık ara kazanmadın ki, son saniye kazandın. Niye bu kadar böyle bir beni seçin beni diyorsun? Zaten seçiyorlar, herkes 3 oyuna 4 oyuna çıkıyor. Hani işte Bora da bu noktalarda hata yapıyor bence. Galiba orada Yusuf'un best of'a çıkma işini sesleniyor. Yani. Belki o da. Ama Emre yani, varken o gün o çıkmalıydı. Evet, Emre'nin, Emre'nin bu sırada 4'te 3 yapmış yani. Emre var. Emre çıkacak tabii. 2'de 2 yapmış Bora var. Bora çıkacak. İkisi kozlarını paylaşacak. Bora kazandı. Tebrikler. Beni seçin demesi de yani ayrı bir motivasyon. Böyle çok benim için eleştirilecek bir şey yok burada. Ayrı bir motivasyon yapıyor kendisine herhalde. Evet. Sadece o kelime olmasa mesela, hadi gidiyoruz, yapıyoruz, ediyoruz falan filan olsa takımı için çok güzel bir şey. İnsan takımında öyle birisi olduğu zaman daha böyle yükseliyor, daha güvende hissediyor kendini, ona daha çok güveniyor. Bu takımın yükselmesi adına çok güzel bir şey. Ama orada başka birine bir şey söylemek için beni seçin deyince hem kendine zarar veriyor biraz bence. Biraz egolu duruyor değil mi? Sen? Evet, egolu duruyor. Evet. Yani çünkü zaten sahneseyle hani kaybedebilirdin. Ki herkes kaybedip kazanabilir yani. Sen ne düşünüyorsun Damla? Ya ben şöyle düşünüyorum. Bunu zaten tamamen Emre için değil de sadece Yusuf'a karşı yaptığını düşünüyorum. Bu olayların hepsine bu zamana kadar. Bunun nedeni de Yusuf'u şampiyon adayı gördüğü için aslında işte burada da şampiyonluğu o da istiyor. Bora da istediği için de böyle hamleler yapıyor. Sürekli düşürmeye oynuyor Yusuf'u. Ve kendisini biraz daha ön plana çıkarmak adına da hani beni seçin, beni seçeceksin şeklinde yapıyor olabilir. Hani kendim iyiyim, ben iyiyim. Aynı kulvarlarda izlemek istiyor. O yüzden de böyle bir hani dediğiniz gibi biraz da olsa egolu duruyor tabii olay da. Orada Yusuf'u düşürmek, kendini ön plana çıkarmak, Yusuf'la aynı seviyede olduğunu insanlara belki de gösterebilmek. O gücünü kanıtlama isteği. Tamam, evet. Bundan. Evet, yani dediğim gibi rahatsız olan da olabilir, olmayan da olabilir. Ama işte Bora'nın her zaman yaptığı çıkışlardan, hareketlerden biri diyelim. Ve şöyle yapalım, dün akşam tekrar söylüyorum, Sude adaya veda etti. Türk takımını 6. sırada, Türk takımında 6. sırada Survivor'a veda eden isim oldu Sude. Çok üzüldü tabii ki.
neler yaşamış bir izleyelim, ardından yorumlayacağız. Sude. Bu zamana kadar sadece takım için elimden geleni yaptım. Şu an konuşamıyorum, düşünemiyorum bile. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Katarina, Dimitra, hepsi, Yunan arkadaşlarımın hepsi. Özellikle Seda abla ve Bora abiye değinmek istiyorum. Onlar benim abim ve ablam oldular burada. Sadece burası çok zor bir yer. Onu söylemek istiyorum. Ve yaşamadan anlayamıyormuşuz, onu anladım şu an. Ama söylediğim gibi tek sevindiğim konu içimin gerçekten çok rahat olması. Kalan herkese başarılar diliyorum. Gönlüm tabii ki Seda abla ve Bora abiden yana. Diyecek başka bir şeyim yok. Evet, teşekkür ediyorum ben de. Yani açıkçası sakatlığın seni çok etkiledi. Çok kritik bir dönemde sakatlandın. Oylama dönemine de denk geldi. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama o döneme kadarki performansın göz kamaştırıcıydı. Evet, efendiliğinden bahsetmeme gerek yok. Onu herkes gördü. Gerçekten pırıl pırıl bir genç kızsın. İnşallah ömrün güzel şeylerle ayrıldı oradan. Bir kere hep söylüyorum, genç biri için Survivor çok büyük bir tecrübe. Hayatın da başındayken, gençken eminim ki işine yarayacak birçok olayı, bilgiyi, birikimi, tecrübeyi orada edinmiştir Sude. Bu arada Sude yarın saat 3.30'da Survivor Panorama hafta sonunda bizim konuğumuz olacak. Onu da hatırlatalım. Ona da sorularımızı soracağız. Adayla ilgili merak ettiğimiz her şeyi ondan almaya çalışacağız. Yani kısaca bir Survivor'da Sude nasıldı? Onunla alakalı bir yorum alayım tekrardan. Giderken nasıl bir veda etti İhsan sence? Bir şeye takıldım tabii vedada. Ama yani Sude genel profil olarak iyiydi. Siyah beyaz takım ona daha çok yaradı. Yani siyah beyaz takım olması daha önce çok hata yapıyordu bence. Çok eleştirdik biz Sude'yi. Takımlar siyah beyaz olduktan sonra Sude'nin hatalar azaldı. Giderken şöyle bir şey söylüyor. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Katarina, Dimitra, özellikle Seda ve Bora diyor. Yani Emre ile Yusuf'tan bahsetmiyor orada. Neden acaba? Hani onu bilerek mi, bilmeyerek mi? Öyle mi söylemek zorunda kaldı? Yani şey güzel. Mesela Seda ve Bora ile yaşadığı arkadaşlık çok güzel. Örnek bir arkadaşlık. Hiç kavga etmediler, hiç tartışmadılar. En başından sonuna kadar ayrı ayrı takımlarda olsalar da abla gördü birisini, abi gördü ve çok güzel gitti onların arkadaşlığı. Onları hani o konuda tebrik ediyorum, o ayrı. Ama hani Katerina'dan, Dimitra'dan da bahsederken 1,5 aydır, 2 aydır beraber bir lokma ekmek için savaşta arkadaşlarını es geçmesini bir yadırgadım. Bravo. Belki onları söyleyebilirim. Şöyle mi, yumuş olabilir mi? Hani neden üçümüz aynı anda aday çıkmadık? Ona bozulmuş olabilir mi? Ben zannetmiyorum ona bozuldum. Bence yani hani konuşacak bir şeyler bulamadı ya da o an cümleleri toparlayamadı gibi geliyor. O da bence Yusuf'la Emre'den öyle düşünmek istiyorum lazım. Neden? Çünkü Yusuf'la çok çok iyi anlaşıyorlardı. Evet, o yüzden bizde bir beklenti uyandırdı aslında, o yüzden. Çünkü çok iyi gördük ya aralarını. Evet. Nasıl es geçti gibi bir aklımıza takıldı. Ama bazen aslında konuşurken insan en yakınını pas geçer böyle, biliyor musun? Unutur. Tabii ki hani kötü niyetle. Hani Yusuf'la değil. Emre'den söz etmeye gerek mi var diye de belki kafasında öyle kalmış da olabilir. Çünkü dediğiniz gibi karşı takımdan iki kişiyi çok övüyorsun. Abim, ablam diye. Sen orada beraber mücadele ettiğin, son ana kadar beraber olduğun Yusuf ve Emre'yi pas geçiyorsun. Ama sarılırken de mesela Yusuf ve Emre'ye karşı ekstra bir şeydi yani. Hani orada bir şey sezmedim mesela. O yüzden
hani benim için yarın soracağım bir soru olarak kafamda kalacak bu. Sude'ye yarın sormak istiyorum. Neden Yusuf ve Emre'yi hiç anmadı ya da daha bir sıcak durmadı diye. Sema, sen neler söyleyeceksin? Ben bütün listeye baktım şimdi. Hakikaten son ikide kalmayı kızlar içinde hak etmiş. Hatta sakatlı olmasaydı belki şu an bambaşka bir durumda olacaktı. Çünkü aklımızda o finalleri, bayrakları ve benim Sude deyince aklıma en çok kalan şu. Hani bazı yarışmacılar oldu. O hafta, bir hafta, iki hafta uzatmak için ona gitti, buna gitti, şuna gitti. Sude asla kimin yanına giderse gitsin o duruşunu bozmadı. Yani o fikirleri değişmedi. Ben bu tarafa geldim, artık ben Yusuf'layım, beraberim. Bora abiye biraz daha dik davranayım, Seda ablayı asayım, keseyim falan. Asla böyle bir tavrı bürünmedi. Aksine çok güzel bir cümle kurmuştu bir gün. Yani bu yarışma, yarışırken tabii ki inşallah siz kazanın diyemeyeceğim. Sonuna kadar elimden geleni yapacağım. Ama sizi de çok seviyorum. Yani rakipken dost olmayı, dostken çok güzel mücadele edip hırslı bir rakip olmayı başaran bir yarışmacı. Ben inşallah tekrar izleriz diyorum. Çünkü şanssız bitirdi. Böyle olmasaydı Sude'nin çok ciddi performanslar göstereceğine ben eminim. O yüzden inşallah tekrar izlemek nasip olur Sude'yi. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Hani finalde soruyorlar ya eski yarışmacılara, kimi destekliyorsunuz diye. Yani nerede toplanacaklar çok merak ediyorum. Yani Yusuf'ta bir kitle toplanabilir. Hani şu son kalan önce bir adaylar herkesi de bir hayır şu an kalan herkesi bir kaldığını düşünerek ben mesela bu konuda Yusuf ve Seda'nın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Seda yani çünkü Sude düşünsene son iki ayını beraber geçirmiş. Yusuf'la Bora ile Sude ve Seda ve Bora ile mücadele etmiş. Ama hala şampiyonluk yolunda onların arkasındayım diyor. Yani Yusuf ve Emre'yi söylemiyor, Seda ve Bora'yı söylüyor. Paylaşımları çok daha fazla olduğu için olabilir. Yani kardeş olarak gördüğü için. Bora'yı abi yerine koydu. Seda'yı aynı şekilde hani abla yerine koyduğu için paylaşımları çok fazla olmuştur. Hayata dair olmuştur. Başka şeyler konuşmuşlardır. Şimdi ilk önce Yusuf'lara karşı ön yargılıydı. Zaten bu konuları da biz çok fazlasıyla eleştirdik. Ama daha sonrasında takımlar değiştikten sonra, bu siyah beyaza geçtikten sonra o da Yusuf'lara karşı aldığı ön yargının aslında ne kadar fazla abartı olduğunun farkına vardı. Anlaşmaya çalıştı. Belki birbirlerine karşı ilk önce ön yargılı olmuş olabilirler ama iki taraf da birbirini anlamaya çalışınca baktı ki ben aslında, belki o da kendi hatalarından ders çıkartıp sonrasında iyi bir arkadaşlık kurdu. Ben zannediyorum ki Sude bu yarışması bitti ama çıktıklarında Yusuf'la da aynı şekilde görüşecek. Emre'yle de görüşecek. Seda'yla, Bora'yla görüştüğü gibi. O yüzden arkadaşlıklarına değer veren birisi. Ben Sude'nin elenmesine çok üzüldüm. Ekstra üzülüyorum onun için. Ama bir tekrardan bir All Star olursa da bence görebileceğimiz bir isim. Evet. Bir de Sude bench'te çok başarılıydı. İnanılmaz bir böyle Yunanca bağırışları. Yani sanki böyle bir Yunan de çok güzel bir şey. Hani şey ne derler ona? Pronunciation ya da şive mi? Şive, Yunan şivesini çok güzel yapıyor böyle. Sanki eskiden Yunanca konuşmuş, sonra unutmuş da tekrar konuşmaya başlamış gibi sesleniyordu. Yeteneği var, yeteneği. Evet, dil yeteneği, Yunanca'ya bir yatkınlığı var. Çok belki öğrenir o da. Başarılı. Yani geçişi çok başarılıydı bir kere. Bu geçişi hiç kullanmadı. Bu çok önemli bir şey. Evet. Ben burada kaldım. İşte ben yalnız kaldım, dışlandım falan. Asla böyle bir şeye girmedi bu kız ve cepheli olarak geçmedi. Yusuf'a çok yakın davrandı. Kusura bakma benim ablam, abim sana şeyler, seni sevmiyoruz biz. Biz ayrı grubuz. Bu grubun gerektirdiği gibi asla davranmadı. O yüzden bence duruşu çok güzel söyledi. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Aa, bitti evet. Mi? Daha çok şey anlatacaktık. Evet, daha çok şey anlatacaktık. Pazartesiye saklıyoruz onları. İnşallah pazartesi dördümüz beraberiz. Beraber miyiz İhsan? Belki sürprizimiz olur işte. Evet, bir sürpriz olacakmış İhsan'ın. Bakalım pazartesiye İhsan'ın nasıl bir sürprizi var. Ama bizim de sürprizimiz şu. Yarın saat 3'te Survivor Panorama hafta sonunda Saadet ve Sami ile beraber konuğumuz Sude olacak. Sude'ye her şeyi soracağız adayla alakalı. Onu da anlatacakları vardır eminim ki. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.